Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Söz meclisi zamanı bu perşembe akşamında memleketin halini konuşacağız elbette. Ve konuşacağımız çok mevzu var. Sadece yani işbirlikleri, sadece yerel seçime giderken şu 100 küsur günde ne nasıl yaşanacak? İktidar nasıl hazırlanıyor? Muhalefet ne durumda? Sadece bunlar değil. Bir yandan özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya gidişi 6 sene sonra oradaki karşılanışı ama yani çok değil bir sene önceki söylemleriyle bugünkü söylemleri arasındaki fark, bu normalleşme hali evet tırnak içinde iyi bir şey olabilir ama anormal olunan günlerin faturası ne olacak diye hep bunu özellikle Mısır'la ilişkiler konusunda da sormuştuk biliyorsunuz. Soracağız elbette bunları bir değerlendirmesini konuklarımızdan alacağız. Öte yandan bir de İsrail'le ilişkiler boyutu var ki orada ticari faaliyetler belli ki devam etmiyor. Peki bu mu gerekiyor yoksa bir ambargo mu gerekiyor? Muhalefetin de tepkisi vardı bugün, onu da dillendiririz elbette ve konuşuruz. Bir yandan ekonomiyi hep deniliyor ya, gerçek gündem bu. O gündemi de elbette ki konuşacağız. Asgari ücret. Asgari ücrette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu bir formül var ki bu formülü acaba nasıl tutturulacak merak ediyoruz. Şöyle hatırlatayım. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak, istihdama zarar vermeyecek. Gelin bu bilmeceyi çözelim. Birazdan konuklarımızla elbette ki çözeceğiz. Hoş geldiniz Söz Meclisi'ne bir kez daha. Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Sonrasında da vakit geçirmeden başlayalım. Ama başta ben bir özrümü dileyim. Bu sesimden dolayı, bu buğulu sesimden dolayı efendim bir salgın kurbanı olarak onu da belirtmiş olayım. Kulaklarınızda bir sorun yok, bende sorun. Burada Karar Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Ocak'tan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Mehmet Bey, nasılsınız? İyi, nasıl bir hafta geçti? Vallahi işte izliyoruz yani özellikle tabii seçimler yaklaşırken işbirlikleri daha çok dikkat çekici hale geliyor. Olur mu olmaz mı derken İYİ Parti'nin kararıyla birlikte konuşuyoruz. Biraz umutsuz bir tablo var. Onları bakmak peki, lazım. İktidar açısından bir umut var mı acaba, onu da birazdan. Evet, iktidar bana göre son derece mutlu olmalı. Çünkü hem onlar... Yani ittifaklarına baktığımız zaman mesela hiçbir şekilde bileşenleri kaybetmeden bir yere gitmeye bir şekilde giriyorlar. Nitekim işte son akşamüstü gelen bir haberde ben yeni gördüm. MHP ile hemen hemen bütün büyük şehirlerde anlaşmış durumdalar. Yani en küçük bir şeyi bile ihmal etmeden zaten aslında... Ben biraz söze başlamış oldum ama... Yok, iki cümle daha söyleyeyim sonra... Sayın Cumhurbaşkanı'nın esas başarısının temelinde bence bu var. Yani işte şu çok küçük, işte bunun minik 40 bin oyu var. Hiç onları bir yere bırakmadan... Şansa bırakmama halini. Hiç şansa bırakmadan ve hepsini bütün o özellikle bu işlerle kendisi ilgilenerek yürütüyor. Muhalefet açısından bu da... Şanssızlık mı? Talihsizlik midir? Ne talihtir ne talihsizlik, birazdan konuşalım. Efendim Suat Özçelebi internet bağlantısıyla bizimle birlikte bu akşam siyasal iletişim uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Merhaba Çiğdem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Yüzler gülüyor ama birazdan siyasal iletişim açısından bir yerde bir facia var mı, bir sıkıntı var mı yok mu konuşalım elbette. Bir başka konumuz da yine Ankara'da kulislerde durum nedir diye elbette ki. Daha çok soracağız. Sayın Sertaç Eş, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Sertaç Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk Çiğdem Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun. Vallahi Ankara hareketli. Biliyorum ki daha da hareketlenecek. Çok. O hareketin arasında bir bereket var mıdır, yok mudur? Kim açısından vardır? Birazdan konuşalım ama... Özellikle şununla başlamak istedik biz. Yani bu kadar çok içeriği konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz. Artık bununla başlamaktan da galiba herkes bir sıkılmış durumda. Biraz dışarısı içerisi karışık başlayalım dedik. Elde olan bir gündem maddesi, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra Atina'ya gidişiydi. İlk kez Yunanistan'a gitti 6 yıllık aranın ardından. Yunanistan Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi ama bir daha görüşmem dediği Miçotakis'le de bir araya geldi Yunanistan Başbakanı ve bayağı da sıcak bir karşılama oldu. Epey böyle sıcak el sıkışmalar, mesajlar oldu. Ama bir sene öncesine kadar neler söylenmiyordu ki? Hatta bir hatırlatalım, bir sene önce durum neydi? Sonra o Katimerini gazetesine vermiş olduğu röportajda da
Kendisine sorulan soruya verdiği cevapta da dikkat çeken sözleri var. Sanki tam tersi gibi. Bir sene önce Erdoğan ne diyordu? Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Adalarımızı işgal etmiş olman durumu değiştirmez, bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Bu sözler bir yandan da hatırlayın, bir sene öncesinde bu adalar üzerindeki silahlanma ve işgal halinin de aslında kabulü anlamına geldiği ifade etmişti. Onu da söyleyelim. Şimdi bugünkü bu görüşmelerin ardından çıkan bir bilgi var ki o da şu, 7 günlük işte Yunan adalarına vize çıkabileceğine dair, böyle bir anlaşma olduğuna dair, iki isim arasındaki görüşmenin ardından sağlandığına dair. Hangi adalar acaba, söz konusu adalarda dahil mi buna bilinmez de böyle bir durum. Ama peki Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bir gece ansızın gelebiliriz demişti de ziyareti öncesinde Katimerini gazetesine verdiği röportajda tam da bu soruldu. Ne demek istiyorsunuz, yani Yunanistan'a karşı mı bunu ifade ettiniz diye. Dedi ki, bizi tehdit edenler bizden çekinmelidir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı bir gece ansızın geliriz dedik, gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Batı medyası bu sözlerimi çarpıtma gayreti içindedir dedi. O zaman tam da gülümseyerek başlamışken o zaman Mehmet Bey'e sorayım. Batı medyasının çarpıtması mı yoksa Erdoğan'ın ifadesini de ilettik. Şimdi tabii ben de şeylerden bakma fırsatım oldu biraz eski arşivlere. Evet. Şimdi burada o kadar net ki, yani Yunanistan'a diyor ki kardeşim bir gece ansızın gelebiliriz. Bunun başka yere işte Batı basını mı çarpıtmış, Türk basını mı, kim çarpıtmış, öyle bir çarpıtma yok. Yani sonuçta bazı şeyleri söylemeden söyledi diye söyleyemezsiniz. Yani zaman zaman hani gazetelerin asparagas haber yaptığı olur filan ama yani bu öyle bir şey değil. Sonuçta bir ülkenin lideri, cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyor ve sözlerini aynen yayınlıyorsunuz. Ve orada işte teröre filan ifade edecek bir şey yok. Cümle doğrudan Yunanistan'a söylenmiş bir cümle. Türkiye'nin problemi bu aslında. Hani bugün işte ekonomik sıkıntı evet. çekiyoruz. Asgari ücret artacak mı? Ne kadar artacak? Ya Türkiye bu işte gri listeden çıkacak mı? Efendim risk primi düşerse mutlu oluruz. Artmasın diye endişe ediyoruz ve bir yıl sıkıntı yaşıyoruz. Aslında bütün bu sıkıntıların temelinde Türkiye nasıl içeride siyasette, hukukta rasyonel bir şeye oturtamasıysa problemlerini, aynı şekilde dış politikada da biz bunun örneklerini gördük. Mısır'a işte evet, Rabia dedik. Tamam, Mısır'daki darbeyi eleştirebiliriz. Siyasetçiler bazen cümleleri biraz keskin de söyleyebilirler. Hiç bunda bir problem yok. Ama bu o ülkeyle ilişkilerinizi bitirip artık ben sana küstüm, bir daha seninle konuşmuyorum deme şeyi yok. Sonuçta siz ticari ilişkilerinizi sürdüreceksiniz. Diplomatik ilişkilerinizi sürdüreceksiniz. Aynı şekilde Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle de, hepsiyle, Rusya'yla, dünyanın bütün ülkeleriyle zaman zaman ülkeler birbirlerinin çıkarlarıyla çatışabilirler, çıkarları birbirlerinin ayağına basabilirler. Evet. Ama bu o ülkelerle ya da bütün dünyanın farklı ülkeleriyle ilişkilerinizi kesip onlara parmak sallamanızı gerektirmiyor. Bir dil kullanırsınız. Mesela Hamas'la ilgili de ilk zaman Türkiye dikkat ederseniz daha dikkatli bir kullanmıştı. Sonra biraz keskinleştirdi. Evet, bu da normaldir. Ama bu sizin mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bu konuda açıklamaları var. Bir cihat örgütüdür, bilmem yani çok... Sen bir sivil toplum kuruluşunun ya da bir gazetecinin, mesela ben söylerim de evet. söylediği gibi siz söyleyemezsiniz. Siz daha
ilişkileri dikkate alarak bunları yapmak durumundasınız. Suudi Arabistan'ın işte Veliaht Prens'e bir yıl şey söylendi. Yani onu tırnak içinde söylüyorum işte katil kelimesini bir gazeteci söyler, bir sivil toplum kuruluşunun şeyini söyler. Hadi diyelim ki siyasetçide bir defa böyle bir şey dedi ama bunu bayraklaştırarak artık bunun tümüyle o ilişki, ülkeyle ilişkileri zedeleyebilecek bir boyuta götürmez. Götürdüğünüz zaman ne oluyor? İşte biz herkes yazı yazdı. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanı siz 15 Temmuz'un arkasında, darbe girişiminin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var, onun evet, sermayesi evet. var dendi. Peki finansörü sadece finansörü demekle kalmadı, bu meydanlara da taşındı ve her şey söylendi. Dolayısıyla bütün bunları eğer işte dikkatli diplomatik bir dil kullanmazsanız ya da diplomasi burada işlemezse, yani Türkiye'de bütün ülkelerin diplomatları niye vardır, Dışişleri Bakanlığı niye vardır? Bu ilişkileri zaman zaman siyasetçilerin yaptığı gafları bir anlamda düzeltecek, o diplomatik dille işlerin yürümesini sağlayacak bir şeydir. Üstelik ekonomik ilişkilerinizi de sürdürürsünüz. Mesela şimdi İsrail bahsinde söylenebilir belki ama İsrail'le ticaret yapılır kardeşim. İsrail'le de yapılır, Rusya'yla da yapılır, Amerika'yla da yapılır. Ama devlet olarak zaman zaman yaptırım uygulama şeyleriniz vardır. O marjlarınızı kullanırsınız gerektiğinde. Ama işte diyelim ki Hamas'la ilgili ya da Gazze ile ilgili böyle işte bir tarafta bir taraftan Gazze için ağlayıp ağıtlar yakıp hem iktidar hem de iktidara yakın çevreler açısından baktığımda mesela hem bunları yapıyorsunuz ama bir taraftan da eğer gemileriniz gitmeye devam ediyorsa gemilerinize el sallamaya devam ediyorsanız orada bir problem var demektir. Geleceğim yani bütün problem o. Tabii. O kısma da ayrıca geleceğim. Çünkü o konuda iktidara yönelik muhalefetin de tepkileri var. Sayın Mustafa Kurdaş da bizimle birlikte Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Tam da sağolunuz çok teşekkürler. Tam da Erdoğan'ın bir gece ansızın diyerek değil de bu kez haberli bir şekilde girişinden bahsediyorduk. Hemen bir orada galiba bir şey söyleyeceğim. Neden şimdi böyle şey yapıyor? Muhtemelen... Amerika'ya Biden'a bir mesaj vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Biden'a nasıl bir mesaj veriyor olabilir peki? Yani Yunan biliyorsun oraya üst evet. kuruyorlar. Dolayısıyla yani biz şey değiliz ya bir bizi de görün ya bizim ülkemizi ihmal etmeyin. Öyle ben bir biraz öyle okumaya çalışıyorum. Olabilir mi acaba? Suat Bey alt metinleri var mıdır acaba bu sözlerin? Yani geçen sene dedikleri çok net, adresi çok net, söyledikleri zaten çok açık. Hiçbir ülkeyle ilişkiler kötüye gitsin değil buradaki amaç da. Hep bizim özellikle benim üzerinde durduğum şey şu. Yani ilişki normal devam ediyor olsaydı o bir senede ne kazanılmış olurdu? Ya da faturası ne oldu bize, kaybımız ne oldu ülke adına diye de konuşmak gerekiyor elbette dolayısıyla. Ama bir yerden de acaba evet yani Michotakis sana söylüyorum, seninle konuşalım ama Biden sen anla gibi bir durum söz konusu gibi görünüyor mu bir yandan? Şimdi aslında Mehmet Bey'in son söylediği kısım yani bu siz de değindiniz. Hani Amerika'ya ilişkin bir mesajın olma olasılığı çok yüksek. Ama burada hani ben iletişim tarafından baktığımda aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı açısından bir herhangi bir şeyi gerçekleştireceği zaman ona ihtiyacı varsa onu istediği tipte, istediği biçimde rasyonelleştirebiliyor. Kendi seçmen tabanında da zaten böyle bir sorgulama yok. Çünkü hep o kullandığımız, yapıyorsa vardır bir bildiği evet. ve buna dayalı işte bizim aslında çıkarlarımızı koruyordur. Bu daha önce o gerekiyordu, şimdi bu gerekiyor gibi bir kılıf ya da bir açıklama mutlaka bulunabiliyor. Ama biraz önce yine sizin söylediğiniz, burada maliyet ne? Bunu hesaplama şansımız bir türlü olmuyor. Yani biz işte bir yıl boyunca Yunanistan'a bu lafları ederken, ondan önce Mısır'a, Sisi ile ilgili o lafları ederken, işte Suriye'de yaşadıklarımız, hatta bırakın işte daha yeni sonuçlandı. Şimdi gelecek prens nedeniyle sanırım hızla halledilmeye çalışılıyor. İşte en son Amerikalı gazeteci Kaşıkçıoğlu'nun şeyi davası. Evet. Yani şimdi asla hep hani biliyorsunuz bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir kalıp var. Bu kardeşimiz bu koltukta olduğu sürece diye.
Evet, şimdi ya bu da... kardeş koltukta olduğu süreceli biz duyduğumuz her cümlenin aslında bir biçimde ta Rahip Brunson'a kadar biliyorsunuz çok farklı uygulamalarını ısrarla gördük. Yani ben burada Sayın Cumhurbaşkanı açısından kendi seçmen tabanında bunun bir sorun yaratmadığını bildiği için çok rahat hareket ettiğini, muhalefetin de biraz önce aslında sizin söylediğiniz maliyetle ilgili kamuoyuna, seçmene dönük bu politikanın Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti nedir? Bunun resmi çizilemiyor. Bu bir biçimde seçmene aktarılamıyor. Yani bir gece ansızın gelebileceğiniz yere işte sizin de KJ'de vurguladığınız gibi ansızın değil haberli gidiliyor. Ve işte o kadar iddialı söylemin bir seçimde bir dış politika yatırımı ya da herhangi bir şekilde milliyetçi tabana, milliyetçi veya işte çeşitli mesela İYİ Parti'nin milliyetçi seküler tabanına bir biçimde bir mesaj ulaştırma, orada hala bir karşılık yaratma çabası gibi basit bir yerde kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin çıkarlarının ne kadar iyi korunup korunamadığına ilişkin gerçek anlamda bir soru hep ortada, ama muhalefetin de bu sorunun, bu maliyetin seçmene yansıtılması, bunun ne olduğunu aktarılması gibi. Yani biz burada bunu yorumlayabiliriz, bu soruyu sorabiliriz ama muhalefetin çıkıp Yunanistan politikasının bize getirisi götürüsü, Mısır politikasının, yani şimdi bakın tabii, yerel seçim yaklaşıyor. Çok büyük bir olasılıkla biz yerel seçimde AK Parti'yi Netanyahu ile yarışıyor falan göreceğiz yine. Şimdi aynı Netanyahu ile ilgili başka şeyler de söylenmişti. Şimdi İsrail ve Gazze meselesi var. İsrail'e ilişkin neler söyleniyor? Netanyahu'ya ilişkin neler söyleniyor? Yani burada söylenenler belki az bile, o anlamda bir şey söylemiyorum. Evet. Ama bunun öncesinde İsrail'le olan ilişkiler, Netanyahu ile olan ilişkiler, hatta Gazze'de bu sürerken işte kamuoyunda tartışılıyor, her yerde okuyoruz. Hala sürdürülen ticari ilişkiler varken bir yandan da işte İsrail'e ilişkin inanılmaz yukarıdan bir dil, yine başbakanına ilişkin gideceği düşünülerek. Çünkü bir de böyle bir hesap üzerinden çoğunlukla hareket ediliyor. Mesela Sisi'ye ilişkin de böyle tırnak içinde bir yatırım yapıldı. Yani tabii, Sisi gidecek, Sisi gidebilir ve onun sonucunda bir yere belki ulaşabiliriz diye Sisi kaldı. Şimdi Netanyahu için de aynı politika izleniyor. Yani Netanyahu'ya işte ciddi bir demokratik kamuoyu var. Bu yapılan insanlık dışı Gazze saldırılarını mutlaka bir biçimde Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştıracak biçimde bir kamuoyu oluşur ve değerlendirirler gibi bir ezber var. Yani bu ne kadar İsrail'de işler bilmiyorum. Temelde söylemeye çalıştığım şey, bunun maliyeti konusunda, bunun bir dış politika maliyeti, bir ekonomik maliyeti, yani itibarla ilgili ciddi bir maliyeti var. Dünya kamuoyu bu kardeşiniz burada oturduğu sürece kalıbının dış politika söz konusu olduğunda, Almanya söz konusu olduğunda işlemediğini, Amerika söz konusu olduğunda işlemediğini biliyor artık. Ve şimdi Yunanistan için de bunun böyle olduğunu öğrenmiş olduk. Evet. Yani bir gece ansızın gidilebilecek, bir hatta işte Mitsotakis'i bir daha görmek, onu silip attığını belirten cümleleri de var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani bu ve benzeri politikaların inandırıcılığımız konusunda, Türkiye'nin itibarı ve inandırıcılığı konusunda çok ciddi soru işaretlerini yarattığını, ama maliyetin sadece bundan ibaret olup olmadığının da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu görevde muhalefete düşüyor Çiğdem Hanım. Çok mühim elbette. Artık benim için Mitsotakis yok demişti. Onun ardından da hatırlatalım, İki kez yüz yüze görüşmüştü. Defaatle de telefonda görüşmeleri de vardı yine. Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılmıştı. Bu arada şöyle geleyim o zaman Sertaç Bey'e. Dedikleriniz önemli. Bir şey daha. Sertaç Bey de bana katılır herhalde. Şimdi işte demişti ya, az evvel de dinlettik izleyicilerimize. İşgal edilmiş olan adaların durumu bizi bağlamaz. Bir gece ansızın gereğini yapmak üzere geliriz vesaire, bu sözleri. Tabii o tansiyonun biraz da yükselmesini biz o zamanlar konuştuğumuzda, burada seçim var ama şeyde de, yani Yunanistan'da da seçim var diye konuşuyorduk. Biraz
İki lider de sanki içeriye de mesajlar veriyordu. Biraz dış politikayı iç politikaya tahvil etme hali bu diye de yorumlar yaptığımızı hatırlıyorum. Dolayısıyla artık biraz da iki tarafında seçimler geçtikten sonra diyalog kurmuş olması çok da şaşırtıcı gelmiyor bana açıkçası. Ne dersiniz, katılır mısınız Sertaç Bey? Şimdi Çiğdem Hanım, kesinlikle dediğinize katılıyorum. Bakın iki ülkede de seçim bitti. Şimdi iki ülkenin de ne yazık ki aynı kuşaktayız, aynı iklim kuşağındayız, aynı paraleldeyiz. Benzer zaaflarımız var, benzer özelliklerimiz ön plana çıkıyor. İşte Doğu Akdeniz'deki, Levant'taki gazın Akdeniz ve Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği'ne aktarılacağını söylediler. Yunanistan buna inandı. Yok böyle bir şey. Sonra bunu, bu projenin gerçekleşmeyecek olduğunu Amerikalılar, özellikle de Sayın Biden'ın bir mektubu vardı ki kamuoyuna da açıklandı. Açıklandığında ruhsal bunalıma girdi Yunanistan. Şimdi Türkiye ile Türk yetkililerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı gelgitlere benzer çok gelgit var Yunanistan'la da. Dediğim gibi belki aynı iklim kuşağında oluşumuzun getirdiği bir özelliktir bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yunanistan'a niye gitti? Şimdi şu çok açık, yani Avrupa Birliği'nin bazı başkentlerinde öğrenim hakkı kazanmış öğrencilerimize vize verilmiyor. Yani niye verilmiyor vize? Türkiye'ye karşı bir tutum söz konusu. Siyasi ilişkiler kötü. Bir düzeyi yok. Her an işte Almanya'ya gidip aslında çok sert çıkmış gibi görünüyorsunuz şansölyeye ama kesinlikle belli sınırlara dikkat ederek o sınırları geçmeden bir takım konuşmaları yapıyorsunuz. Sonra bunu gelip iç politikada Almanya'da zafer kazanmış şeklinde satıyorsunuz. Bu değildi öyle tabii ki. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği yatırımcılarının Türkiye'ye yönelik de bir ambargo koymaları söz konusuydu. Şu an Yunanistan'ın Avrupa Birliği nedeniyle bir ekonomik disipline zaten girmesi zorunlu. Eğer ekonomik disiplinden sapınca bir krize gelince de ne yapacağı belli. Çok büyük olasılıkla ciddi bir program getirip engelleniyor Yunanistan'daki bütün harcamalar ya da Almanya bir kurtarma paketiyle Yunanistan'ı tekrar eski değerlerine, olumlu değerlerine döndürebiliyor. Ama Türkiye için böyle mi? Bir bakın, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimden önce işte bir takım dini söylemlerle de süslediği faizi düşürme politikası nedeniyle şu an Türkiye seçimden sonra çok ciddi ve çok ağır bir bedel ödüyor. Dünyanın hiçbir yerinde Merkez Bankası'nın faizi 8,5 iken 8 ayda bunu %40'a çıkarmak gibi bir konu yok. Neden yapıyorsunuz siz bunu? Siz bunu dışarıdan, Türkiye'nin sokulduğu bu kısır döngü böyle yıllardır, 10 yıllardır böyle. Dışarıdan kaynak bulalım, yalancı baharı tekrar yaşayalım. Şimdi buna tekrar oynuyor Türkiye, ancak Sayın Cumhurbaşkanı'na artık ne Avrupa Birliği kaynaklarından, ne Londra kaynaklarından, ne de Amerika kaynaklarından, hatta Körfez'den bir takım paraların veya kaynakların gelmesi söz konusu olmuyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence Atina ziyareti, ziyaretinin birinci boyutu siyasal ve Avrupa Birliği'ni, bakın işte biz söylemimizi yumuşattık, Yunanistan'la bile artık bu saatten sonra kavga etmeyeceğiz ki bu mesaj verilmeye çalışıyor. Yani bu bir ziyaretle Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler en fazla oldukları seviyede dondurulur. Bir adım ileriye, bir adım geriye gidilmesi mümkün değil. Çünkü iki devletin kurulmasından sonra bu sorunlar var. Ve bu sorunları çözme iradesi yoğunlukla Türkiye'de olmasına karşıda Yunanistan'da böyle bir irade dahi gösterilmiyor. İşte bir kıta sahanlığı, hava sahası, ya bu sorunları zaten çözemiyorsunuz ki. Bunları en fazla mevcut durumda tutuyorsunuz. İşte donduruyorsunuz. İşte orada bir görevli balıkçı teknesi vardır. İşte karasularını ihlal eder. Türkiye ona karşılık rutin olarak bunları yapmak zorundadır. Çünkü eğer rutin olarak hava sahasına bir araç göndermezse Yunanistan'ın tezlerini kabul etmek gibi bir fiiliyatla karşı karşıya kalacağı içindir ki bunu sürekli yapar. Ancak sorunları bu düzeyde tutmak var. Bir de bu düzeyin ilerisine götürmek var. Bu düzeyin ilerisine götürmek şu an Türkiye'nin işine yaramıyor. Açıkçası niye yaramıyor? Avrupa Birliği ile ilgili çok ciddi bir siyasal sorun yaşıyor. Vize var. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var. Türkiye burada zarar ediyor. Diğer tarafa bakıyorsunuz. Batı ile kavga eden bir ülke Türkiye'ye
Mümkün değil. Zaten Filistin'de yapılan çok ciddi hatalar var. Onun üstüne bir de sizin Yunanistan'la ciddi bir kavgaya tutuştunuz. Türkiye'nin yalancı bahar da olsa yaşamak için dışarıdan geleceği, dışarıdan getirmek istediği kaynağı kesinlikle unutmasına neden olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada da çok pragmatik, anlık ne gerekiyorsa onu yapma konusunda ve seçmenini ona inandırma konusunda çok pragmatik. Yani burada İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili ben bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bakın 2011'e geri dönelim. Türkiye Suriye ile bir takım ön görüşmelerin ardından Amerika'nın o bölgeye düzenleyeceği operasyon kumpanyasında önemli bir aktör olarak yer aldı. Şimdi ilerleyen yıllarda biz şunu gördük değil mi? Yani burada hata yapıldı. Çok ciddi hata yapıldı. Kraldan çok kralcılık yapıldı. İşte Emevi Camisi'nden namaz kılmaktan bahseden dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu vardı. Yani siz bu kumpanyanın söylemde bu kadar öncülüğünü niye alıyorsunuz? Yani bu siyaseten bölgesel olarak Türkiye'ye ne getirir ne götürür? Belki zorunlusunuz NATO ittifakında, Batı ittifakında yer almak nedeniyle Suriye'ye yapılan bu hareketi istemeseniz de belki desteklemek zorunda kalırsınız ama eğer sizin dışınızda hiçbir ülke bu kampanyayı, bu kumpanyayı bu düzeyde söylem bazında desteklemiyorsa o zaman sizde bir sorun vardır. Şimdi Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamı, vahşetliği, vandallığı dile getirmek veya bunu anlatmak her insanın görevi zaten. Her insanın görevi. Ancak siz bu soruna ilişkin Batı tarafından muhatap alınmadığınızı, alınmayacağınızı gördükten sonra inanılmaz bir şekilde oradaki Türkiye'nin geleneksel tarafsız politikasını bir kenara koyacak şekilde işte belki de bunu yerel seçimlerde sanki Netanyahu Türkiye'de seçime giriyormuş gibi yansıtıp Türkiye'nin dış çıkarlarını, bölgesel çıkarlarını tehlikeye atıyorsunuz. Yani 21 yıldır iktidarsınız. Üzgünüm ama çok üzgünüm. Ekonomik olarak da ülkeyi yönetmeyi daha öğrenemediniz. Dış politik olarak da ülkeyi daha yönetmeyi öğrenemediniz. Yani ekonomiyi öğrenmiş olsaydınız şu anda ekonomimizin çok iyi olması gerekirdi. Dış politikada bu başarıyı sağlamış olsaydınız işte Yunanistan'da, Suriye'de, Mısır'da yaşadığınız bu bir uçtan bir uca savrulmaları yaşamamış olmanız lazımdı. Ancak Suat Bey'in ben tespitine katılıyorum. Bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde seçmen bazında bir sonucun olabilmesi için bakın bu %8,5 faizin %40'a çıkmasının insanları nasıl etkilediğini, bunun birinci belirleyicisini Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu anlatacak, canı yanan insanlara bunu hissettirecek bir muhalefet lazım. Veya bu güveni verecek bir muhalefet lazım. Yoksa işte neredeyse literatür değişti. Sayın Demirel'in sözü dillerden düşmezdi. Tencere iktidar götürür. Evet. Ama tencere bu sefer iktidar götürmedi. Çiğdem Hanım. Gerçekten de öyle, ekonomiye o kadar da etkili değil miymiş acaba diye soru işaretlerinde yol açan bir durumdu. Güvenliğin daha da öncelendiğini belki de görüyoruz. Yani güvenlik konusundaki endişenin pompalanmış olmasının daha da etkili olması mı? Şimdi o zaman İsrail meselesine de aynı zamanda girizgahta yapmış oluyoruz. Hem Mehmet Bey de işaret etti, onu da soracağım ayrıca ama başlarken dediğimiz gibi Mustafa Bey'e de sormak isterim. İki ülkede de seçim vardı da o yüzden mi bu kadar tansiyon yükseldi? Şimdi biraz ondan dolayı herkes rahat, yerler belli, yurtlar belli. O yüzden mi biraz daha böyle diyalog halinde olundu? Ve evet, yarın öbür gün bir muhalefet partisi de çıkıp acaba soracak mı? Ne kaybettik? Özellikle Doğu Akdeniz'de mesela Yunanistan'da ilişkiler normal ilerlemiş olsaydı Mısır'la olduğu gibi Türkiye'nin kazanımı Doğu Akdeniz'de acaba daha fazla olabilir miydi sorusu sorulabilir mi yarın öbür gün? Bu soru sorulabilir. Özellikle Doğu Akdeniz bağlamında sorulur. Ben seçim bağlamında meseleyi alamam. Şöyle alamam. Hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de seçimin olması ve ister istemez o seçim arifesindeki bu gerilimi Yunanistan seçim sonuçlarında belirlemek, Türkiye seçim sonuçlarında belirlemek gibi bir senkronize içerisinde olunabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki Yunanistan'daki hükümet ve iktidar kendi bakımından kendi kamuoyunu işte bakın Türkler diye gösterme biraz ya da o Türkiye'de de işte hocam. Bakın işte bunlara karşı işte biz hep beraber olmamız lazım. Mevcut durumu muhafaza etmemiz lazım. Bekamızı koruyalım. Bekamızı koruyalım anlamında o mesajlar çok güçlü bir şekilde verdiler. Bu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının
Bu seçimlik bir yaklaşımı, dış politika yaklaşımı değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümet olduğu günden bugüne kadar aslında hep bir uçtan bir uca savrulmuştur. Sadece bugünkü sonuçlarla, bugünkü durumla bunu ifade etmek mümkün değildir. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Amerika Birleşik Devletleri'ne 2002'de hakikaten büyük bir sadakat göstererek stratejik ortaklık kavramları çerçevesinde müttefikliğin ötesinde bir başka müttefiklik işin içerisinde olup ama öbür taraftan 27 Nisan muhtırasından tutunuz da süreçte aslında 15 Temmuz gecesine kadar gelebilecek birçok şey okuyabilirsiniz. Bu bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20 yıllık dış politikasını ben bir uçtan bir uca Sertaç Bey'in ifade ettiği şekliyle hep savrulma dönemi olarak görmüş. Sanki son 5-10 yıldır böyleymiş gibi. Hayır. Öteden beri bu aslında söylemler ile yapılanlar hep farklı olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geliş sürecindeki söylemleri ve aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile hakikaten çok farklı bir düzleme, hatta İsrail ile aynı şekilde çok farklı bir düzlemde olması başlı başına içerideki algıyla dışarıda yapılanlar hep bir farklılık hep arz etmiştir. Bu bakımdan Milli Görüş'te Erbakan hocamızın hep Milli Görüş politikalarında dış politikaya yaklaşımı bakımından şahsiyetli dış politika diye bir kavramı, bir mefhumu vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının dış politikası sadece bu dönem için söylemiyorum. Öteden beri şahsiyetli bir dış politika yaklaşımından öte olmuştur. Sadece monşer söylemi üzerinden dış politikayı güya yeniden güncelleyeceğini, yeniden işte Türkiye'yi ayağa kaldıracak yaklaşımları ortaya koyacağını, oysa sadece dış politikada ya da kademelerde iç hesaplaşmanın ötesinde bir başka bir politika geliştiremediğini. İç politik malzeme yapabilmek tabii iç politikada işte belki hesaplaşma, rövanş yaklaşımı bakımdan hep mesele ele alınmıştır. Yoksa şahsiyetle dış politika dediğimiz şey aslında devlet politikalarıyla birlikte yürüyecek bir şeydir. Güne göre, işte Yunanistan'daki iktidara göre, Türkiye'deki muhalefete göre dış politika yürütülmez. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ama son 10 yılına baktığımız zaman şunu elbette söylemek gerekir. Yani bu iktidar döneminde daha çok, özür diliyorum. Çok yaşayın, hapşıracakken yakaladık. Hapşırma geldi ama göndermiş olduk. Peki. Daha çok son 10 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının politikalarının aslında dış politikadan önce seçim politikası olarak sirayet ettiğini ve içeriye hep mesajların verildiğini, burada da dış politikada o yüzden sürekli problemler, daha büyük problemlere doğru yuvarlandığını ve dönüştüğünü görmemiz, hep çok müşahede etmemiz mümkün. Oldu, yani tutarlılık, ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yılında dış politikada da, ekonomide de, sosyal politikalarda da çok görebilmiş bir gazeteci değilim. Tutarlılık bekleyen bir gazeteci de değilim. Çünkü o bir uçtan bir uca savrulması AK Parti iktidarlarının bir hükümet politikası, bir parti politikası haline dönüşmüştür. Bunun altını çizmek lazım. Yani bir şahsiyetli dış politikadan biz eğer bahsediyorsak, o zaman mesela Doğu Akdeniz ile ilgili işte mavi vatan kavramı ortaya koyuyoruz. Ve yeni bir mefhum Türkiye kamuoyuna ve literatürümüze ve dış politika serüvenimize katıyoruz. Evet. Bu çerçevede münhasır ekonomik bölgelerle ilgili hakikaten yine Doğu Akdeniz merkezinde yeni bir hukuk geliştiriyoruz. Vatan hukuku geliştiriyoruz. Ama bunu yaparken bir de bakıyoruz ki süreç aslında Yunanistan'la Türkiye'nin çatışması belki de Yunanistan'la İsrail'in yakınlaşması için gerekli bir şeydi. Çünkü o dönemde Türkiye ve Yunanistan çatıştıkça Yunanistan Rum kesimi ve İsrail birlikte başka bugün mesela İsrail gazı kavramı var, mefhumu var. Yani bu Gazze olaylarından önceki iktidarın en büyük ekonomik atağı olarak göstermeye çalıştığı, gündemini aldığı en önemli konu İsrail gazı diye tarif ettiği aslında işte İsrail üzerinden hem Doğu Akdeniz zenginliklerinin hem de diğer işte Körfez ülkelerinden gelecek boru hatları üzerinden sevkiyatın süreci bize hep anlatılıyordu ve güdülüyordu. Bir dış politika düşünün ki bir bakıyorsunuz karşınızda İsrail'i şeytanlaştırıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u büyük bir
protokolle ve krallar gibi Ankara'da karşılıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki İsrail'e en ağır kelimeleri hakkıyla söylüyorsunuz ama öbür taraftan bakıyorsunuz şu süreçte bile belki AK Parti oy verenlerin dahi AK Parti'yi iktidara taşıyarak Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yaparak bir takım beklenti içerisine girecek seçmeni dahi rencide edecek şekilde işte İsrail'e yüzlerce gemiyi kendi limanlarınızdan oraya doğru sevk ediyorsun. Seçmeni ikna ediyor mu? Ama şunu da sorayım. Hazır İsrail konusuna... Rencide etmek ayrı bir şey. İkna etmek çok daha ayrı bir şey. O başka bir sanat. Demek ki rencide etmek çok fazla önemli bir şey değilmiş. Günün sonunda seçimler geldiğinde yani sonuca baktığımız zaman diyor. Rencide edildiği vesaire. Şimdi Erdoğan o notlarımı da aldım özellikle. Ya çok özür dilerim. Ben bu rencide üzerinde durmak isterim. Ha, ben şu mesajı çok rahat veririm. Bugün Erdoğan'a oy veren, AK Parti'ye oy veren, hatta Filistin için, Gazze için oy veren birçok kişi var, birçok insan var. Ben inanıyorum ve biliyorum ki bu insanlar şu 60 gün boyunca bu iktidarın herhangi bir şey yapmamasından dolayı rencide olmuştur, üzüntü duymuştur. Bunu tam da bunu Saadet... başka bir şeye çevirmek, muhalefeti konuşuyorsunuz ya, evet, bu muhalefetin evet. işidir. Evet. Saadet yoksa, Milletvekili, tam o noktaya geleceğim aslında. Saadet Milletvekili Necmettin Çalışkan hoca önemli. İfade etti özellikle. Çok evet. da fazla gerçekten kürsüde de dile getiriyor aynı zamanda. Dün de bir cümlesini hatırlıyorum. AK Partililer de rahatsız ve bize bunu dile getiriyorlar, söylüyorlar. Çünkü bunu herhalde mecliste kürsüye taşıyan en önemli önde gelen parti Saadet oldu diye düşünüyorum. Bülent Kaya'nın açıklaması vardı. Bırakın Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ne yaptığını, siz neden hava sahanızı kapatmıyorsunuz, niye gemilerinizde ambargo uygulamıyorsunuz diye sordu Ahmet Davutoğlu keza yine konuştuğunda. 7 Ekim'den bu yana giden Türk gemilerinin sayısı 350'yi geçti diyor İsrail'e. Bu gemilerin kimlikleri tek tek çıkarıldığında birçoğunun AK Partili iktidarla doğrudan ilişkili iş insanları olduğu da ortaya çıkıyor. İsrail'in demir çelik ihtiyacının 1/3'ü Türkiye'den gidiyor. Jet yakıtları Türkiye'den gidiyor ve bunu iktidarın çocukları yapıyor diyor mesela. Özellikle işte hem Saadettin hem Geleceğin bu grubun, Saadet grubunun bunu bu kadar ön plana çıkarması... nın etkisini olabilir. Etkisi AK büyük Partiler olabilir. Bakın özellikle. Bunun etkisi çok büyük olabilir. Çünkü bu konu biraz cesaret isteyen bir konu. Bu konuyla ilgili her siyasi parti kendi kültürü, kendi geldiği gelenek çerçevesinde belki çok rahat konuşamayabilir. Hı-hı. Kendi dış politikası yaklaşımları çerçevesinde çok rahat konuşamayabilir. Fakat Milli Görüş Hareketi'nin ve Saadet Partisi'nin background'u bu gibi konuları çok daha cesur, çok daha rahat, çok daha atak, çok daha açıklayalım. Ve çok daha inandırıcı bir şekilde söyleme hakkı var Saadet grubunun. Evet. Çünkü evet. onun temsil ettiği bir konu olduğu için söylüyorum. Yani Filistin konusunu hiçbir şekilde istismar etmemiş olan bir siyasi geleneği söylediği söz elbette ki etkilidir. Bakınız mesela Necmettin Çalışkan örneğini verdiniz. Evet. Hakikaten ben de kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. O kadar çok önemli açıklama yapıyor ki. Mesela açıklamaların birinde ne diyor? AK Partili bazı milletvekilleri. Evet diyor. Evet. AK Partili dostlarımız diyor. Evet. Rahatsız. Milletvekili rahatsız. Dostlar rahatsız. Onlar geliyorlar ve bize şu bilgileri veriyorlar diyor. Bu çok önemli. Bunu biz de yaşıyoruz. Milli Gazete mesela tarım politikaları konusunda çok önemli manşetler atmıştır. Bize bu belgeler, bu evraklar herhalde muhalefet partisi milletvekillerinden, bürokrasisinden şuradan buradan gelmiyor. Yine iktidarın içerisinden geliyor. Çünkü bu konular eğer vatanperver bir takım damarlarınızda sizin vatanperverlik ve milletperverlik damarı kanı hala dolaşıyorsa rahatsız olamayacağınız bir şey değildir bu konular. Ama nedir? Kendi içerinizde gereğini yapamıyorsunuzdur. Kol kırılıyor, bu da bir zafiyettir. Bakın, bu yani. Da alkışlanacak bir evet. şey değildir. Bu evet. da bir zafiyettir. Kardeşim siyaset yapıyorsan milletvekiliyesin. Eğer bir hata görüyorsan bu konuda çıkacaksın. Sen kendin söyleyeceksin. Bir başka siyasi partinin milletvekili üzerinden mesaj vermeyeceksin. Yani. O ayrı bir şey. O da ayrı bir tartışma konusudur. Siyasi etik ve ahlak tartışması konusudur. Fakat bu konuda elbette ki en inandırıcı söylemler özellikle Filistin konusunda ve bu konuya eğilmiş olan insanlara bakımından söylüyorum. Hassasiyet olan seçmen, vatandaş, insan bakımından söylüyorum. Tabii ki Saadet Partilerinin sözleri çok daha etkilidir. Bir de şu var mesela. Birinci derecede Saadet Partileri. Ha bakınız doğru ve hak kim tarafından söylerse elbette ki tesir gücü vardır. Ama birinci derecede de Saadet Partilerin bu bir konuda de şu var. Tesir gücü olacak. Evet çok, çok dile getiriyorlar bu bir gerçek. Mesela iktidarın bir milletvekilinin çıkıp böyle bir şeyi dile getiremiyor olup da Saadet Partisi'nin herhangi bir milletvekili üzerinden onların
söylemesi için belki destek olup alttan alta ya da doğru söylediniz ya da biz de böyle rahatsız demesi de ayrı bir gariplik değil mi? Gariplik, bir noktada dile getirdiniz burada, zaten ama yani, o zaman niye orada siyaset yapıyorsunuz ya da söyleyemiyorsanız bunun nedeni ne olabilir acaba? Ya baskı, yalnız bakınız baskı, biz zannediyoruz ki baskı sadece muhalefete. Biz zannediyoruz ki baskı sadece muhalif televizyonlara, muhalif gazetelere, muhalif STK'lara, derneklere, vakıflara ya da muhalif siyasi partileri zannediyor. Hayır. Türkiye'de en büyük baskıyı iktidar mensupları görüyor. bak tersten bak. Nasıl bir durum? Şimdi tersten bak. İktidarın evindeki, iktidarın atadığı bürokrasi, iktidarın milletvekilleri, iktidarın il başkanları, iktidarın kadroları, AK Parti kadroları en büyük baskıyı görüyor. Çünkü onlar da bazı şeylerin aslında doğru gitmediğini, yanlış arazide çalışan onlar, seçmenle muhatap olan onlar ya da eğer samimiyetle siyasetin içerisindeyse doğruyla yanlışı herhalde bizim kadar onların da görebilme yeteneği, onların da itiraz edebilme ama neden yapamıyorlar bunu? Işte. Neden? Yani bu işte güç sarmalı var. İşte makam mevki tutkusu var vesaire. Buyurun Suat Bey, bir daha söyleyin lütfen, buyurun. Mustafa Bey'e şey demek istedim. Belli konularda demeliyiz. Tabii, evet. Hani belli konularda mağduriyet var. Bunlar güzel cümleler de. Bunlar güzel cümleler de katılmak asla mümkün değil. Ay bir de bir eski bir vekil olarak özellikle belki. Evet. Şimdi şöyle katılmak mümkün değil. Ya işte AK Parti tabanı da rahatsız. İşte AK Partili milletvekilleri de rahatsız. Olabilir. Yani olsunlar, bu biraz, ne var bu? Bu biraz. Bu biraz artistik bir şey. Mesela CHP'nin yanlışlarından CHP'liler CHP tabanı rahatsız olabilir de sonuca çok bakacağız. Sonuca bakacağız. Şey. Şimdi bakınız, kadrolar başka, seçmen. Ya arkadaşlar, biz 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de bu toplumdaki rahatsızlıkları gördük, şikayetleri gördük. Sonuç ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani mesela diyoruz ki şimdi işte hem Saadet Partisi'nin grubunda yaptığı konuşmada, milletvekilinin yaptığı konuşma, işte Davutoğlu'nun açıklamaları, Saadet Partisi'ne her gün bu konuda ciddi açıklamalar geliyor. İşte şu kadar gemi gitmiş, şu kadar mal taşınmış, efendim petrol, Azerbaycan petrolü zaten Türkiye üzerinden. Yalanlanamayan açıklamalar bunlar. Anladım, tamam, bütün bunlar doğru ama bunları, yani AK Parti'nin şöyle bir özelliği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir ikna yeteneği var. Bunu ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim. Şimdi insanlar, benim yazımın altına gelen yorumlarda bile var. İnsanlar diyor ki kardeşim, bu paralar oradan İsrail'den alınacak, Hamas'a yardım yapacaklar, Afrika'daki Müslümanlara yardım yapacaklar. Yani bunun şeylerini bulmak o kadar kolay ki, topluma çıkıyor. Böyle bir ikna yeteneği var Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve bunun karşısında belki hani bütün muhalefet çok daha güçlü bir çıkış yapabilirse bir sonuç olabilir mi? Olabilir ama ben biraz çok umutsuz şeyler söylediğimin farkındayım. Fakat Türkiye böyle. Yoksa normalde, evet, İsrail'le ticari ilişkiye ben şey değilim. Yani normal anlaşmalı yapılanlar vardır. O mallar gidiyordur. Ona da bir şey diyemem zaten. Ama o yapılan yüzden şu, Erdoğan ikna edebilir. Siz benim ama şu Erdoğan doğru, önemli olan şu. Gazze bizim için önemlidir, Kudüs bizim için önemlidir, Filistin bizim için önemlidir. İşte efendim bütün etrafındaki iktidar medyası ve o şeye etrafında bulunan bütün kesimler her gün cihat çağrıları yapıp, gerçi cihat çağrıları yapıp da ne, evinin kapısından bir adım öteye bile gitmeye niyeti yok ama yani bu tür şeyler yapacaksınız, topluma gaz vereceksiniz. İşte bunu yanlış buluyorum. Kardeşim, İktidarın yapabileceği şeyler vardır. Ben her zaman söylüyorum. İşte 1980 yılında Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, pardon, Başbakan. İsrail Kudüs'ü ebedi başkent ilan ettiği zaman Türkiye İsrail Büyükelçiliği'ni masaat güzel düzeyine düşürdü. Kudüs Başkonsolosluğu'nu da kapattı. Yani devletler böyle şeyler yapar. Bakınız, burada bunları yaparsınız. Bakınız, burada yaparsınız şey. Ama devletin yapması gereken şu. Bak, 1980 Hayrettin Erkmen'in bir Gensoy'u düşürülüş hikayesi var. Anladım önemli da şimdi yani. Demek istediğim kamuoyu şu. Önemli. Hayır. Demek istediğim şu. İktidarların yapabilecekleri vardır ama öyle şeyler yapıp kahveciye basıp kahvelerini dökmek, yok bilmem markete gidip işte şu malları. Ya bunlar işin artistik tarafı ve hiçbir şekilde, üstelik de onların
sahipleri Türk. Sen evet. Türkiye'deki şeylere ama öbür tarafta gemilerin gitmesi konusunda, oralara petrol taşınması konusunda bunu dediğin zaman bir mazeret. Efendim işte oradan bu paralar gelecek de onlar Hamas'a yardım olarak gidecek. Ama ilişkiler Gazze'ye. De devam etmeli. Bu Filistin'in ilafına değildir gibi açıklamalar geliyor mesela. Devlet der ki kardeşim ben bu konuda şu yaptırımları uyguluyorum. Devletlerin gücü budur. Yoksa iktidar miting yaptı. Mesela her gün Avrupa başkentlerinde Amerika dahil insanlar sokaklarda protesto yürüyüşleri yapıyorlar. Yani bunu bir gün değil. Bir sivil toplum var çünkü. Hı hı. Çünkü demokratik ülkeler, demokratik toplumlar ve oralarda sivil toplum sonuç alıyor. İngiltere'de bakan değiştirdi o tepkiler. Ama bizde, biz yok. AK Parti iktidarı bir miting yaptı. 100 bin mi, 1 milyon mu neyse kaçsa rakam hiç önemli değil. Topladınız tamam bitti. Gazımız alındı mı kardeşim? Bitti. Siz gidin evlerinize. Ya kardeşim bu ülkede sivil toplum yok mu? Yok. Niye? 28 Şubat sürecinde başörtüsü için işte milyonluk şey zinciri yapıldı. Solcusu, sağcısı, İslamcısı, muhafazakarı, liberali herkes katıldı. Tamam sivil bunlar niye? Bu şu. Çünkü iktidarın şöyle bir şeyi var. Hem bir taraftan kendi şeyini ikna etme yeteneği var. İkna ediyor. Hem de Türkiye'deki bütün sivil toplum, işte vakıflar, muhafazakar kesimlere bile baksak, muhafazakar kesimlerdeki vakıf, dernekler hiçbiri yok. Çünkü onlar iktidar oldular artık. Eğer iktidardan bir şey gelmeden gidip de sokağa çıkıp kimse Filistin için, doğru, Gazze için tamam, bir şey doğru. yapamaz. Şimdi bu durum bu diye, kesinlikle her evet. dediğin doğru. Durum bu diye hiç hakikatleri söylemeyelim. Hayır, söylememek doğru, değil. Söylemeyelim. Demek istediğim İtiraz şu. Etmiyor. Ya bunları söylüyoruz ya da kardeşim. AK Parti, bunların bir sonucu yok. O zaman niye konuşuyoruz? Ne olacak o zaman? O zaman niye konuşuyoruz? Ne yapılmalı? Yani? Sonucu yok. İşte ya. Güçlü sivil önce demokratik bir toplum olacağız. Güçlü sivil toplum kuruluşlarımız olacak. Sen milyonlarca insanın şu anda mesela sokağa çıktığını düşün. Sivil bunu kim şeylerin, yapacak? Kitlelerin, demokratik toplum nasıl olacak? Sivil kitlelerin sokağa çıktığını düşün. Yapacak? Bak iktidar nasıl bunları dikkate alır? Yok çünkü baştan bütün bu şeyleri, o bizim bildiğimiz işte o 28 süper sürecinde çıkan sivil toplum kuruluşları hepsine ya yardım yaptılar, ya yer verdiler, ya bilmem ne yaptılar. Ya kardeşim devletle ilişkisi olan herhangi bir kuruluş, vakıf sivil toplum örgütü değildir. Devletin bir uzantısıdır, o kadar. Evet. Evet. Bir toparlayabilirim. Peki. Çok güzel. Ben kendim de belki lütfen. Diğer konuklarımızı sonra diğer konuklarımız daha ayrıntılı bir sonraki konu dağılmasın. Tabii, tabii. Mehmet Ocak'tan doğru şeyler söylüyor. Güzel evet. şeyler evet. söylüyor. Tespitleri ortaya koyuyor ve gerçekten de katılıyorum. AK Parti iktidarı. Mehmet Bey ilk 10 yılını ayırır. Ben ilk 10 yılını ayırmadan söylüyorum. Ayırıyorum. AK Parti iktidarı ilk günden bugüne kadar bu ülkede muhafazakar kesimi bütünüyle istismar etme ve muhafazakar kesimi bütünüyle kendi değerlerinden alıp küresel sistemin değerlerine doğru entegrasyonu çok iyi başarabilmiş ve aynı zamanda da bir takım istismara alıştırmış ve aynı zamanda da dünyevileşen bir yaklaşım ortaya koymuş. İdealleri olmayan, gayesi olmayan, hedefi olmayan ama menfaati, makamı, ihalesi gibi bir takım konular, bütün STK'ları da buna alıştırmış. Ve ister istemez hassasiyet yüksek düzeyini bütünüyle indirgemiş bir toplum oluşturdu. Özellikle muhafazakar kesim bakımından söylüyorum. Siyaset kültürünün bize getirdiği nokta. Fakat seküler kesim de kendisini mutlaka kontrol etmesi gerekir. Tamam, durum bu, fotoğraf bu da. Bu fotoğraf buyken efendim hiçbir şey olmuyor diyerek biz meselelere yaklaşamayız. Olmuyor, yapmayalım anlamında değil de. Ya tamam ama bir şey yok. Bazı hakikatleri doğruca ortaya koymak. Hatta gerekirse o muhafazakar kesimi daha da o tarafa doğru itmek yerine ya kardeşim kendinize gelin siz bu değilsiniz diyebilmeyi bütün muhalefetin yapması lazım. Sadece mesela Saadet Partisi'nin değil, sadece işte sağ cenahta kendisini konuşlandırmış siyasi partilerin değil, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmak üzere bütün muhalefetin aslında bugün eğer mesele muhafazakar seçmen, AK Parti seçmeni ise o zaman rehabilite edilmesi gereken ya da kendisine kendi varlığı hatırlatılması gereken idealleri, amaç ve gaye varsa eğer onların hatırlatılması gereken de o tabandır. Doğru, o tabanın rahatsız olması, rencide olması mutlaka vardır. Şimdi bütünüyle biz AK Parti'ye oy veren, Erdoğan'a oy veren insanları vicdansızlıkla efendim
umursamazlıkla efendim işte bütün bu yapılan yanlışları hiç görmemezlikle şey yapamayız, tarif edemeyiz. Mutlaka görenler de var. Bir araya mutlaka fark edenler de var ama önemli olan bunu cesaretlendirmektir diye düşünüyorum. Belki bir araya gitmem gerekecek ama şunu da belki bir noktada konuşmak lazım. Yani Saadet'in yükselttiği ses bazen bazı partilerin aynı sesi yükseltmesinden daha farklı bir etki yaratabiliyor Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde. Mesela NAS konusu da böyle bence. Kesinlikle, Saadet söylediği zaman başka bir etkileşim oluyor AK Parti'nin kendi içerisinde diye düşünüyorum, katılır mısınız diye. Evet, ama kesinlikle. Diğer konuklarıma da elbette ki soracağım. Bir araya gidelim, bu arada hızlıca şunu söyleyeyim. Bir izleyicimiz demiş ki işgal edilen adalarımızın durumu ne olacak, bunu da dile getirmenizi isteriz diye. Vallahi oralarda bir değişiklik yok gibi görünüyor. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri emekli Kurmay Albay Sayın Ümit Yalım'a selamlarımızı iletelim bir kez daha. Senelerce anlattı. Halen de anlatmaya devam ediyor. Orada bir değişiklik yok. 7 gün vize 10 ada için geçerli. Onlar bunlar dil anladığımız kadarıyla, onu da söyleyeyim. Bir ara sonra devam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti, 6 sene sonra yaptığı Atina ziyareti ama 1 sene arayla söylemlerindeki o farklılık, bunun neye mal olabileceği vesaire, bunları konuştuk. İsrail'le aradaki ilişkilerin, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen, sadece Gazze'ye değil işte Batı Şeria'daki durum da aynı şekilde. Ya ve sadece 7 Ekim'de başlamış olan bir süreçten de bahsetmiyoruz aynı zamanda. Öncesi var ve belki sonrası nasıl planlanıyor, o da bir soru işareti. Bunları da konuşuyoruz. Bütün bunlar yaşanırken muhalefetin özellikle tepkisi üzerinden ne kadar iktidar üzerinde etkili olabilir bu tepki, onu da sormaya çalışıyorduk. Suat Bey, hemen bu konuda gideyim. Sonra da hemen iç politikaya da artık girelim aslında. Yani işbirliği meselesi bir tartışma ki aldı başını gidiyor, o da ayrı bir mesele. Bir B planı, C planı vesaire, bunlar konuşulmuyor. Daha çok halen acaba bir işbirliği olabilir mi halen İYİ Parti ile CHP arasında? Bunlar daha çok belki de ekranlarda tartışılıyor. Neyse, hemen Suat Bey'e şöyle sorayım. Az evvelki sorumla geleyim aslında. Yani bütün partiler evet dile getiriyorlar. İsrail konusunda ya da herhangi bir dış politika ile ilgili mevzuda ya da işte NAS meselesinde, ekonomi konusunda dile getiriyorlar hükümetin çelişkilerini, iktidarın çelişkilerini, ama Saadet'in bunu dile getirmesinin etkisi çarpı iki demek yanlış olur mu sizce? Yani biraz böyle görüyorum ben, ama ne, katılır mısınız Suat Bey? Ve bu etki, yani AK Partili vekiller üzerinde, AK Partililer üzerindeki etkisinden bahsediyorum özellikle de. Ay, kesinlikle katılıyorum. Hatta çarpı 2 değil, bazı konularda çarpı 3, çarpı 4 de olabilir. Burada sorun şu. Biraz önce hani Mustafa Bey'e katılırken de söylemeye çalıştığım şey şuydu. Evet, bazı milletvekilleri üzerinde bazı şeyler çok daha fazla etkili oluyor. Özellikle bazı konularda olabilir bu. Ama biz biraz önce Mehmet Bey'in de söylediği gibi, yani AK Parti'nin özellikle karar verici konumunda olan ya da çeşitli statülerde yer alan, görevlendirmeleri yapılmış kişilerde böyle bir karşı çıkış, eleştirel bir tutum ya da farklı bir sesi duyma şansımız hiçbir zaman yok. Yani böyle bir olasılığımız da neredeyse bence artık iyice anladık ki yok. Özellikle bakın Gazze konusunda bile Çiğdem Hanım. Yani Gazze konusu özellikle AK Parti'nin seçmen tabanı açısından, yani Saadet için ayrıca özel ve o damar için çok daha önemli bir görünebilir. Ama AK Parti için de bu, AK Parti tabanındaki insanlar için de çok özel. Dolayısıyla acıtıcı yönünün fazlalığı Saadet Partisi'nde bunun hala o gerçeklik damarının tamamen deyim yerindeyse çatlamamış olmasıyla ilgili bir şey bu. Şimdi öbür tarafta başka bir süreç yaşanıyor. Bir yere entegre olmak, iktidarda kalmak, iktidarın dayattığı bir takım koşulları yerine getirmek, bunun için hemen hemen belki rasyonelleştirilemeyecek şeyleri bile rasyonelleştirmek. Şimdi bakın, bu İsrail ve bir takım kahve markasının dükkanlarını gidip basıp insanların elindeki kahveleri dökmek, kolaları dökmek falan. Şimdi bunun absürtlüğünün ötesinde burada bir indirgemeci mantık. Buradaki süreci tamamen bambaşka bir yere kaydırıp aslında temelde, işte biraz önce Mustafa Bey söyledi, sivil toplumun işte Mehmet Bey de örnek verdi. Bakın bugün Londra'da yapılan tepki ve Londra'da yapılan, sürdürülen
Ve üstelik kesintisiz tepkinin biz onda birini bu ülkede göremedik. Evet. Yani biz Batı'ya dünya kadar laf ediyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne bir sürü şeyler söylüyoruz falan. Ya orada bazı sanatçılar bir iki tanesi geri almış olsa da, yani inanın o kamuoyunu özellikle takip ediyorum. Mesela spesifik örnek verebilirim. Yani Susan Sarandon'a yapılan ya kadın işinden gücünden olduğu her yerden ettiler. Ve sonunda özür dilemek zorunda kaldı ve geri aldı sözlerini. Şimdi bu kadar ağır baskının da olduğu ağır o ülkelerde mi? Hala buna direnen ve inanılmaz tepkiler koyan insanlar var. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Yani o kadar somut gerçeklikler var ki, işte mesela İsrail'in çeliğinin yüzde kaçı, %60'ını 70'ini Türkiye'nin karşıladığı söyleniyor. Yani öyle rakamlar var ki, işte AK Partililerin sahip olduğu gemilerin gitmesi gelmesi meselesinin ötesinde bir şeyden bahsediyor. Doğrudan bu şu demek değil, devletler, bir sürü devlette sorunuz olan devletlerle bile ticaretinizi sürdürebilirsiniz. Bunda hiçbir şey yok. Ama bununla ilgili ben aslında çok büyük tepki gösteriyorum. Ben bunların hiçbirini yapmıyorum gibi göstererek aslında yaptığınız bir şeyi örtüp ve üstelik daha da acı vereni, buradaki protestoyu 3-5 tane kahve dükkanını basmaya veya bir kola dökmeye indirgediğinizde orada bir ciddi değer analizi problemi çıkıyor. Yani aslında Mustafa Bey'in işaret ettiğinin de o olduğunu düşünüyorum. Hiç mi bir, yani buna sessiz mi kayıtsız mı kalacağız derken büyük bir olasılıkla bunu söylüyor. Ya bu bir karşılık yaratmasa da insanlar seslerini sonuna kadar yükseltmek zorundalar. Şimdi Gazze'de yaşanan mesele Filistin meselesinin ötesine geçmiş durumda. Gazze'de bugüne kadar hiç yaşamadığımız ve benzeri de gerçekten olmayan, bakın bunu asla Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımla falan karşılaştırmıyorum. Bambaşka bir şeyle karşılaştırıyorum. 2023 yılına gelmişiz. Bir devlet sistematik olarak bir halkı her düzeyde, hiçbir kişi kısıtla kendini uluslararası hukukla, Birleşmiş Milletler'le, bakın sanıyorum ya bugün ya dün Birleşmiş Milletler'in Filistin'le ilgili komiserinin vizesini iptal etti İsrail. Evet. Yani böyle bir şey, bir parantez açabilir miyim, yani sohbet olsun diye de açmak istiyorum. Buyurun tabii. Şimdi bir defa dediğiniz doğru, hiç görülmemiş bir şey yaşanıyor. Ve 60 günde 16 bin can, bunların tamamı İnanılmaz. Sivil. En az 6 bini 7 bini çocuk, bebek. Şimdi yani biz bazı hakikatleri zemininde konuşmak lazım. Ve Türkiye, Filistin'in en çok konuşulduğu, özellikle de seçim arefelerinde en çok konuşulduğu, İsrail'in en çok tartışıldığı ülkelerden birisi. Özellikle bu iktidar ve bu iktidara oy veren taban ya da sosyolojik duygusal harita bakımından söylüyorum. Doğal olarak normal şartlarda beklenti olan şey, bakınız ben boykotçu birisiyimdir. Sadece bugün değil, ben kendimi bildim bileli İsrail mallarına, İsrail'le ilişkili, Siyonizm'le ilişkili bütün ürünlere, mamullere boykot ederim. Fakat ben İsrail'le ilişkileri boykot etmezsem, hele hele şu süreçte, normalde mitingler, evet konsolosluklara gidilir, evet büyükelçiliklere gidilir, toplum tepki kor, ama aslında AK Parti genel merkezlerine ya da efendim il başkanlıklarına da bir tepki gösterilmiyorsa, o dediğiniz boykotlar sadece gaz alma operasyonuna doğru dönüşür. O yüzden her aynen şey yerli yerinde. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda bile Amerikan yönetimine büyük tepki var, sadece İsrail'e değil. Ya da bahsettiğimiz o İngiltere'deki, Fransa'daki, hatta Almanya'daki suç, yürümek suç, Filistin bayrağı yakana takmak suç, ama yüz binlerce kişi yürüyor ve tepki koyuyor. Sadece İsrail'e değil, İsrail'e desteği de tepki koyuyor. Fakat Türkiye'de her nedense... Senato'ya gittiler Mustafa Bey, Senato'ya gittiler. Senato'ya gittiler. Kesinlikle çok önemli, tabii çok önemli. Ama bizde böyle değil. Ama bunu bizim mutlaka AK Parti'ye oy veren ya da o sosyolojik tabana ve o duygusal haritaya mutlaka bizim bir şeyleri anlatıyor olmamız lazım. Bu bakımdan evet, da Çiğdem Hanım'ın vurguladığı Saadet Partisi söylemi ve vurguları evet, gerçekten de bu %100 örtüşen bir sonuçtur. Çünkü o tabana bu mesajı güçlü bir şekilde ve hakikatiyle ve aynı cesaretiyle ortaya koyabilecek
bir söylem geliştirilmiştir. Bunda da çok etkili bir söylem. Yani hem yayınlarıyla hem efendim Saadet Grubu'nun yapmış olduğu çalışmalarla vesaire önemlidir. Sizin de dediğinize katılıyorum. Bunun çarpanı birle de ikiyle de ifade edilemez. Bu matematikle de ya bu zaten insani bir görevdir her şeyden önce. Yani, aynen öyle. Yani, politikayla ya da seçimle de çok fazla bağdaştırmamak lazım. Yok hayır, ben zaten bunun bir seçim ilişkisinin kurulmasından çok artık burada mesele söylediğiniz gibi hani 16 bin insan ve belki bu 20 bin olacak, 25 evet. bin olacak ve bunun evet. biz yavaş yavaş hepimiz yükseldiğini göreceğiz ve çaresizce bunu izleyeceğiz. İşte evet. çaresizce bunu izleyemeyeceğini düşündüğümüz kamu otoritesine karşı Mustafa Bey açıklamadan önce varmak istediğim yer orasıydı. Burada aynen Saadet Partisi ve onun gibi daha etkili olan unsurların sadece bunları dile getirmesi değil. Aynı şekilde doğrudan kamu otoritesine, doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na, iktidardaki AK Parti'ye doğrudan etkileyecek biçimde bunun artık sivil toplum hareketlerinin gerçekten il başkanlıkları da olabilir, meclis de olabilir, her düzeyde bunun yansıtılması lazım. Mesele artık bir Filistin meselesi olmaktan çıktı. Mesele bir insanlık meselesi, insan kalabilme. 2023 yılında artık bir meselenin insan kalıp kalmama meselesine dönüştüğünü ve burada gerçekten şimdi mesela konu buraya geldiği için konuşuyoruz belki ama gündemimizin çok önemli bir parçasının bu olması gerekiyor. Tamamen Gazze olmasından, Filistin olmasından bağımsız sivil insanlar bir devlet tarafından hiçbir sınırlamaya maruz kalmaksızın öldürülüyorlar. Yani sistematik bir biçimde. Bakın buna uluslararası hukuk bir şey yapamazken belki konuyu uzatıyorum Çiğdem Hanım ama bakın şu da çok önemli. Bakın şunu demek zorunda kaldı insanlar. Yani siz eğer yardımları belli bir düzeyde insanların, sivillerin ulaşımına iyice engel koyacak biçimde sınırlandırırsanız belki bu bir savaş suçuna dönüşür. Yahu iş mesele buna mı kaldı? Şu anda 16 bin insan sistematik olarak bir devlet tarafından her düzeyde, her biçimde öldürülüyor. Hala dikkat edin, mevcut sistem, mevcut uluslararası düzen İsrail'e karşı sesini yükseltmekte veya bir şey yapmakta çaresiz. Bakın sanıyorum rakamı yanlış söyleyebilirim. Çok güzel, 8 çok milyar doğru. dolarlık bir yardım şeyden geçti. Amerikan Kongresi'nden geçti İsrail'e. 8 milyar dolarlık yardım gidiyor. Yani bunun ötesi var mı? Şu anda sivilleri sistematik olarak öldüren mesele Gazze, mesele Filistin'den çıktı. Bunu ısrarla söylüyorum. Yani bir insan grubunu çocuk, bebek, kadın, yaşlı demeden bombalayan bir devlete dünyanın süper gücü kendi kongresinden 8 milyar dolarlık yardım çıkardı. Şimdi meselenin bizim tarafımızdaki boyutunun söylem düzeyini aşması gerekiyor. Hani ey Netanyahu bölümünü geçeni çok oldu artık. Burada meselenin nasıl bir sıkı duruş olduğunu bu istatistiklerin yani ben de bilmiyorum rakamları yanlış söylemek istemiyorum ama siz bir sivilleri sistematik bombalayan bir ülkeye çeliğinin %65'ini satıyorsanız bir dakika diye durmanız gerekir. Çelik bu. Yani çelik ihtiyacının üçte biri diyor Davutoğlu'nun açıklaması ikidir de bunu dile getiriyor özellikle. Üçte biri evet, Türkiye'den bakın, gidiyor bunlar, diyor. Bunlar hani öyle basit şeyler değil. Bir sürü Arap ülkesi var. Benim önümde bir takım bir sürü liste var. Bahreyn'inden Mısır'ına, Ürdün'üne kadar her düzeyde yani çeşitli kimyasallardan petrole, doğalgaza kadar bir sürü şeyin İsrail'e nasıl ulaştırıldığına, bunların oranlarına, yeni yapılmış anlaşmalara. Şimdi burada bunlarda ne yapıldı, nasıl bir mesafe alındı ve Türkiye bunların neresinde? Şimdi biz eğer gerçekten kamuoyunda bu konuyu gerçekten tartışacaksak bununla yüzleşmek zorundayız. Ya da hükümeti, iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı yüzleştirmek zorundayız. İşte burada Saadet Partisi'nin kimileri açısından belki azımsanan muhalefeti çok değerli. O bu muhalefetin en azından ayakta durmasını, bu sesin çıkmasını sağlıyor ama o sesin gür çıkması lazım. Evet. Yani meseleyi ısrarla söylüyorum.
kimileri açısından bambaşka bakıp Gazze, Filistin, Arap vesaire olunca bambaşka bakabilenlerin de artık bu kılıftan çıkıp insan boyutuna geçtiğini ve hatta onu da aştığını görmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, zaten öyle olmadıkça da fasit daire gibi aynı noktada kalacağız ve o tartışmalardan da bir sonuç olmayacak. İnsanlık adına da bir sonuç çıkmayacak. Gerçekten evet, böyle. Evet, evet. Yani programı bakın 10 Aralık. Buyurun. 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık. Evet, 3 gün sonra. Şimdi yani insan haklarının günü olur mu? Olmaz. Ama bunu iyice ortaya koymak ve insanların ne durumda olduğunu anlamak için bir gün bu. Şimdi 10 Aralık Türkiye açısından da tüm dünya açısından da Gazze'de bunlar yaşanırken çok ciddi bir turnusoldur. İnsanlar 10 Aralık'ta Gazze'de bunlar yaşarken sosyal medyalarından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun mesajları paylaşırken Gazze bombardıman altında olduğunda o samimiyetsizlikten kimsenin birbirinin suratına bakamaması gerekir. Burada dünya ülkelerini, bütün dünya yurttaşları açısından da, bu ülke sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları açısından söyleyemiyorum. Bakın Çiğdem Hanım, göreceksiniz o gün bütün sosyal medya insan hakları günü kutlamalarıyla dolacak. Tabii. Ama o sırada Gazze'de bir çocuğun tepesine bir bomba inecek. Belki de bir hastane daha yani vurulacak. Belki bir ibadethane hedef alınacak. Ya da bir mülteci kampı bir daha vurulacak. Evet. Dolayısıyla bu yüzleşmeyle, hani bu 10 Aralık kendi hükümetimizle, kendi iktidarımızla da durduğumuz pozisyon açısından son bir şey söyleyeyim. Bu konuda da çok iddialı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakın, temel hak ve özgürlükler, insan hakları söz konusu olduğunda ulusal çıkar bile bir tarafa konmalıdır. Siz eğer, ben İsrail'le ilişkilerime ulusal çıkarım çerçevesinde bakıyorum, bu Gazze meselesi biter, biz sonra İsrail'le baş başa kalırız diyebildiğinizde, İsrail insan haklarına saygılı, her düzeyde saygılı bir ülkeyle baş başa kalabildiğini bilecek bir şekilde politika izlemeliyiz. Sen yarın bunu böyle yaptığında da biz aynı tutumu izleriz. Bir biçimde çelik satarım, bir biçimde kuru yük gemimle bilmem ne yollarım kaygısında olan devletin, sadece böyle bir devletin yurttaşı olmak, benim açımdan böyle bir ülkenin yurttaşı olmak istemiyorum. Evet. Ben İsrail'de bu yaşanırken, Filistin'de, işgal altında topraklarda bu yaşanırken, benim devletimin bunu koruyarak, temel hak ve özgürlüklerin, insan haklarının yanında durarak benim ulusal çıkarımı koruduğunu düşünüyorum. Burada ulusal çıkar yaklaşımını tamamen ticarete, tamamen paraya, tamamen sermayeye indirgemememiz gerektiğini düşünüyorum. Tamam, fazla heyecanlı şeyler söyledim, ötürüyorum. Ama yani güzel şeyler, ama uygulanınca daha güzel olacak şeyler bir yandan da. Gerçekten evet, öyle. Yani gerek evet, mantalite olarak, gerekse uygulama açısından, bakış açısı olarak da. Kısa alayım hemen. Bir şey de var. Yani şimdi şöyle bir farklı bir pencereden de bakacak olursak. Mesela şu süreci Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında ya da Cumhur İttifakı'nda değil, mesela Millet İttifakı'nda yaşıyor olsaydık ve Türkiye tıpkı bu politikayı yürütüyor olsaydı. Ya da Cumhurbaşkanı ya da işte Başbakan, iktidar, işte AK Parti değil de işte İyi Parti olsaydı, CHP bile demiyorum, CHP olsaydı, Saadet olsaydı iktidar ve bunları yapıyor olsaydı. Ya da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan değil de Abdullah Gül olsaydı. Bak çok şey farklı, enteresan örnekler veriyorum. Evet, evet. Acaba bu kadar tepkisizlik devam eder miydi? O yüzden ben özellikle yani mütedeyyin çevrelere, kendisini muhafazakar olarak tanımlayan çevrelere şunu söylüyorum. Ne olur bu iktidarın ölümcül hatalarını muhafaza etmeye kalkışmayın. Muhafazakarlık o değil. Muhafazakarlık o değil. Ya. Muhafazakarlık ayağa kalkıştır. Önce olmaktır. Ve muhafazakarlıksa, yani dindarlıksa, muhafazakarlık kelimesini yine kullanmıyorum çünkü üretilmiş bir kelimedir. Dindarlık bu değil. Dindarlık her yerde mazlumun yanında yer alabilmektir. Burada da mazeretler değil. Senin iktidarın, benim sevdiğim senin sevdiğin evet, değil. Burada Suat Öçelebi ne güzel izah etti bu mesele. Evet. Hakikaten artık bir insan meselesidir, insani meselesidir. Hamas değildir, Filistin değildir. Burada başka bir savaş yapılıyor. Bu tamamen de insanlığı ilgilendiriyor.
Yani öyle bir duruşa haiz olmak, duruşa haiz olmak gerekiyor galiba. Sertaç Bey'i bu bölümde uğurlayacağım. O yüzden ona özellikle de iç politikayı da sormazsam olmaz. Dolayısıyla biraz alacağım. Ben özellikle de hem bu açıdan da bütün bu notlara düşebilmek için ilk başta konuşmak istedim. İşte Atina ziyaretinden alalım. İsrail'le ilgili ortada çelişki var mı yok mu? Neye bakmalıyız, ne yapmalı, ne konuşulmalı, ne açıdan konuşulmalı diye notlar düşülsün diye. Bu konuda bir notu var mı bilmiyorum, onu da sormuş olayım Sertaç eşe ama bir yandan da ona özellikle gelişim şöyle olsun, iç politikayla olsun. İşbirliği meselesiyle yerel seçime kaldı. Vallahi yanlış saymıyorsam 118 ya da 117 gün olması lazım. Yanlış da olabilir, 2 günlük bir ara vermek zorunda kaldım bu hastalıktan dolayı. O yüzden kafam karışmış olabilir. Dün Meral Akşener'in açıklamalarını dinledik hep birlikte grup toplantısında. Epey sert sözleri vardı. Yani CHP'yi de hedef aldığı, trafik üzerinden belki belediye başkanlarına hedef aldığı, hatta okuduğu bir şiir üzerinden Mansur Yavaş'ı hedef aldı diye yorumlandığı, manda himaye ifadelerini bile kullandığı bu ittifak konusunda özellikle sözleri vardı. Bu kadar sert söyleminin ardından kapı kapandı, yani artık onu görüyoruz. Peki CHP'nin bu anlamda bir planı, bir yol haritası var diyebilir miyiz? Kapısını çalacağı birileri var mı işbirliği kurabilmek için? Nasıl bir yol, yöntem, yordam olacak acaba? Ne öngörülüyor ve kulisler ne diyor? Şimdi Çiğdem Hanım, şurada kısaca şunu söylemek isterim. Bütün dünya, Türkiye dahil, bütün dünya, Türkiye'deki iktidar dahil, halka hissiyatı açısından bir şey söylemek haddimiz değil. İsrail'in henüz aidiyetleri gelişmemiş çocukları dahi vahşice öldürmesi kabul edilebilir bir şey değil ve bütün dünyanın bu konuda aynaya bakacak kendi yüzüne huzurla bakabilecek bir yüzü yok, kalmadı. Yani bunu hem Türkiye'deki yöneticiler için söyleyebiliriz, hem bütün dünya yöneticileri için söyleyebiliriz. Burada Sayın Cumhurbaşkanı dış politikanın her tarafında ipin ucunu kaçırmış durumda. Yani işte Orta Doğu'daki bir takım demokrasi dışı yönetimler var. Bunlar hiçbir şekilde harekete geçiremiyor. Bir taraftan söyleminde Hamas'a çok ciddi yaklaşırken Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getiremiyor ki, örneğin Türkiye'nin bekasını sağlayabilmek için artık 40 savaş uçağına acil olarak ihtiyacı olduğunu herkes söylüyor, herkes biliyor. Yani bir taraftan bir tarafa savrulan bir dış politika artık o gerçeği, Türkiye'nin gerçeği işte F-35'ler olmadı. Sayın Milli Savunma Bakanı çıkıp bütçe görüşmelerinde S-400'ler çamaşır makinesi mi diye espri yapabiliyor. Yani çamaşır makinesi sıklığında bunları kullanmayacaksanız niye aldınız? Hangi sıklıkta kullanmak için aldınız? Hani bunları da kendisine açıkçası bir fırsat olursa sormak isterim. Yani sonra Türkiye Cumhuriyeti F-16 almak istiyor. F-16 alamayacağı ortaya çıkıyor. F-16 alamamasının nedeni, gene dediğim gibi, bu dış politikada savruk söylem, İsrail Hamas çatışmasındaki savruk söyleminden kaynaklanıyor. Sonra yöneliyor Almanya'ya. Almanya'dan alamayacağı ortaya çıkıyor. Kaldı ki Almanya'dan bugün tamam size veriyoruz derseler, 2028'de gelmesi gibi bir durum söz konusu bu uçakların. Yani tutulacak hiçbir tarafı iler tutar ya kalmamış durumda. Bu sorunlar yurttaşı pek ilgilendirmiyor veya ilgilendirir konuma muhalefet getiremiyor. Bunu gözlemlemek lazım. Şimdi bu koşullarda Türkiye Cumhuriyeti tekrar bir yerel seçime gidecek. Evet. Yani yerel seçimde artık genel seçimlerde oluşmuş yapı ne yazık ki yok. Yani bir tarafta var ama muhalefet tarafında yok. Şimdi muhalefet tarafında niye yok? Kalmadı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kurulan Millet İttifakı altılı masa o tür yapıların artık geçerliliği söz konusu değil. Sayın Akşener'in açıklamalarından ve uygulamalarından sonra bitti. Şimdi bu ortamda doğaldır ki muhalefetin en büyük partisi Cumhuriyet Halk Partisi
kendine göre bir takım taktikler geliştirmeye çalışıyor. Örneğin işte Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Sayın Muharrem İnce bir kurultay istemişti. Sonra gerçekleşmedi. Sonra partide kendisine yer bulamayınca Memleket Partisi'ni kurmuş ve partiden ayrılmıştı. Şimdi tekrar Muharrem İnce'nin bir takım adaylıklarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmesi gibi bir takım kulisler söz konusu. Adaylıklar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çok ciddi bir gelişme var. Sayın Gökhan Zeybek de açıkladı. İttifakın olmayacağı açıklandıktan sonra 6000 gibi bir başvuru rakamıyla Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya kaldı. Burada partiler arasında bir ittifakın olabileceğini söylemek pek gerçekçi değil. Artık o konu kapandı. Ancak burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin geliştireceği bir takım seçim taktikleri söz konusu olabilir. Bunları gündeme getirip bunları tartışabiliriz. Ne baktı? İşte Sayın Özel iki tane A planımız var. Bunlardan birisi ittifak veya işte ittifak sözcüğünü kullanmıyor yıprandığı için işbirliği diyordu. Diğer ise tabanda işbirliği olarak gündeme getirmişti. Bundan sonra insanlar sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi tabanda ittifak konusunu yoğun olarak işleyecek ve özellikle de büyük şehirlerdeki adayları bu konuda motive edecek ve bu konuda bir ön almaya, bu konuda bir başarı göstermeye çaba gösterecekler. Çünkü artık ittifak olmayacak. Ama bunların hepsi gerçekleşirken artık İyi Parti ile yolların ayrıldığı dün çarşamba günkü konuşmasında Sayın Akşener'in bir takım isim vermeden yaptığı nitelemeler ve yaptığı açıklamalar yolların ayrıldığını bir gerçek olarak artık ortaya koydu. Şimdi sadece çalışmalarını kendi içinde yoğunlaştıran parti Cumhuriyet Halk Partisi değil. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin en büyük partisi, ana muhalefet partisi olduğu için biraz daha oradaki gelişmeler yoğun ve açıkçası aday sayısına bakarsak işte 16 bin, 15 bin civarında bir başvuru söz konusu var. Bu ittifak olup olmayacağı noktası İyi Parti için de bir dönüm noktasıydı. O da şöyle, Sayın Akşener'in bir takım görüşmeler yaptığını biliyorduk. Hani ittifak, işbirliği her neyse artık bunların yürümeyeceğini de hissediyorduk. İşte içeride bir takım tartışmalar var. Ama bunlara rağmen Sayın Akşener bir takım aday çalışmaları da gündeme getiriyordu. Onu şöyle örnekleştirebiliriz. Şimdi Sayın Mansur Yavaş Ankara'da çok ciddi bir aday, çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor burada. Sayın Akşener sanırım bu ciddiyeti kavramış olacak ki, görmüş olacak ki onun karşısına işte CHP'den daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı gündeme gelen Cengiz Topel Yıldırım'ı adaylaştırmak istiyor. Böyle bir karşılık vermek istiyor ve varlığını korumaya çalışıyor. Cengiz Topel Yıldırım son iki dönemdir belediye yönetimi için adı geçen güçlü bir aday. Eğer bu adaylaşma gerçekleşirse açıkçası Ankara'da ciddi bir yarış olabilir. Ciddi bir yarış gündeme gelebilir. Üçüncü bir aktörün devreye girmesi gibi bir şey söz konusu olabilir. Ama tabii bu siyaset. Bu aday olur mu? Nasıl olur? Yoksa Sayın Cengiz Topel Yıldırım bildiğim kadarıyla halen CHP'li partisini bırakır mı? Bunlar sadece kulislerdeki bilgiler olarak bunları dile getirebiliyoruz. Ancak İyi Parti şu anki iç tartışmalarıyla da yıpranmış görüntüsünden kurtulmak için açıkçası bir çıkış yakalayabilmek için ciddi bir çaba gösterecek, çaba gösteriyor. Yani umarız, dileriz bundan sonra istifalar gündeme gelmez, istifalar devam etmez ve İyi Parti'nin içi tartışma konusu olmaz. Çünkü içeride bir tartışma varsa bu bir kere aklınızın ikiye bölünmesine neden oluyor. Bir taraftan yerel seçimlere hazırlanırken bir taraftan da iç tartışmaları çözümlemek gibi bir bölünme yaşıyorsunuz. Bu yerel seçimlere yönelik sizin iddianıza da olumsuz yönde etkileyecek bir durum. Ancak CHP tarafına bir noktada daha değinmek gerekebilir belki. O da şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider değişimi yaşandıktan sonra bir kere parti tabanındaki o küskünlük konusu
tamamen kapanmış görünüyor. Bütün üyelerin tekrar partide bütünleşmesi, birleşmesi, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirel yaklaşan seçmenin partisiyle bütünleştiğini söyleyebiliriz. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi nedeniyle bir burukluk yaşayan kesim var mı? Var. Hı hı. Ama o burukluk yaşayan kesimin de zaten önümüzdeki süreçte partisiyle tekrar bütünleşeceği düşünülüyor. Adaylıkların, adaylaşmaların gerçekleşmesinden sonra bu sorunun da giderileceği yönünde beklentiler var. Ancak kimin, nereden, nasıl aday olacağı konusunda çok yoğun bir çalışma var. Bu çalışma önümüzdeki dönemde yapılacak. Ben şöyle değerlendiriyorum. Mevcut yöneticileri, belediye başkanları, CHP'den olan yerler en sona kalacak gibi görünüyor. Çünkü mevcut belediye başkanı var. Orada şüphesiz ki adaylar var, yeni adaylar var. Burada tercih yapmak o kadar da kolay olmayabilir. Ama bir takım başarı ve başarısızlık ölçütlerinin geniş geniş araştırılıp sağlam bir araştırmadan sonra belirlenmesi gerekiyor. Yoksa hata yapma şansı artabilir yönetimin. Bunun için işte kamuoyu yoklaması var, örgüt yoklaması var. Parti yönetiminin, genel merkezin değerlendirmeleri var. Bunların hepsi sadece bir yöntemle değil, birden çok yöntemle adayların değerlendirilmesi ve ölçümlemesi yapılacak. Ancak en kolayı olan tarafı da şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanmadığı yerlerde bir an önce adayların açıklanacağını, açıklanmaya başlayacağını düşünüyoruz ki onlar da ya kazanmaya aday olsunlar ya da en azından partinin oyunu artırabilecek kadar bir çalışma süreci ellerinde kalsın. Bu sahiplerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamadığı şimdiye kadar bölgelerde, zayıf olduğu bölgelerde adayların erken açıklanacağını düşünüyoruz. Başka bir boyutu şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına karşın kritik olan bazı yerler var. Örneğin işte adayların ön plana çıktığı, çünkü yerel seçimler biliyorsunuz siyasal partilerin yanı sıra daha çok adayların ön plana çıktığı yerlerdir ki örneğin Ankara'da bir yeni mahalle belediyesi var. Sayın Fethi Yaşar 3 dönem önce AKP'nin en güçlü olduğu dönemde yeni mahalleyi AKP'den almıştı. İşte orada sağ ve sol seçmen Sayın Yaşar'a ciddi bir teveccüh gösteriyor. Burada kritik bir tercih söz konusu olabilir. Ancak bir feda etmeme yönünde bir yaklaşım olabilir. Keza 25 yıl sonra örneğin Mersin Tarsus'u Milliyetçi Hareket Partisi'nden alan Dr. Haluk Bozdoğan var. Evet. Hani bu gibi kritik adayların ismiyle, kişisel çalışmasıyla ön planda olan isimlerin açıkçası en şanslı adaylar olduğunu değerlendiriyorum ben. Çünkü bu bölgelerde kişilerin ön plana çıkması ciddi ciddi gözlemleniyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmakta zorlanmadığı yerler var. Bunların da İzmir Konak gibi, İzmir Büyükşehir gibi, Kadıköy gibi, Ankara'da Çankaya gibi, açıkçası bu bölgelerin de ciddi bir aday başvurusu söz konusu. Yani bu, daha çok bu bölgelerde adayların artması söz konusu, yoğunlaşması söz konusu. Buralardaki değerlendirmelerin de biraz önce söylediğim gibi en sona kalmasını ve en sona doğru adaylarının netleştirilmesini bekliyorum. Çünkü buralarda bir sorun yok. Örneğin Çankaya'da, Kadıköy'de bir sorun yok. Orada herhalde konuştuğumuz CHP kurmayları bunu açıklıkla söylüyorlar. Bazı ölçütleri var. Kadın olmak, genç olmak ve tabii her şeyden önce de partinin oyunu ciddi düzeyde artıracak adayı orada bulmak, kazanmak değil, oyunu en yüksek seviyeye çıkarmak gibi bir beklentisi var. Çünkü Sayın Özgür Özel'in ilk seçimi, gireceği, genel başkan olarak gireceği ilk seçim ve seçildikten sonra bu kadar kısa sürede seçimle yüz yüze kalan ilk genel başkan olarak da nitelendiriliyor. Hani bunun için kazanma beklentisinin çok yüksek olduğu garanti olarak görülen yerlerin en sona kalacağını değerlendiriyoruz.
Millet İttifakı'nın diğer partileri, İYİ Parti dışındaki diğer partilerin açıkçası CHP ile bir takım görüşmeleri, bir takım iletişimleri olabilir ama onların Türkiye'nin genelinde bir belirleyici olacağını açıkçası ben değerlendirmiyorum. Cumhur İttifakı tarafındaysa işte Yeniden Refah Partisi'nin kendisini Sayın Erdoğan'ın ciddiye alması yönünde bir beklentisi söz konusu. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında bir anlaşma söz konusu. 2019 seçimlerindeki dağılıma göre bir anlaşma söz konusu. Doğu ve Güneydoğu'da HDP oylarına karşı bir ittifak söz konusu. İşte Mersin, Manisa, Adana gibi bölgelerde MHP'li belediye başkan adaylarının çıkarılması söz konusu. Burada tamamen ince işçilikle yapılan bir çalışma ve bu çalışmaya liderlerin birebir kontrol etmesi söz konusu. Ancak kaybetme, iki partiden birinin kaybetme riskinin olmadığı yerlerde iki partinin de aday çıkaracağı söyleniyor. Böyle bir izlenim var. Ancak isimlendirme noktasında muhalefetteki örneğin CHP'deki adaylaşma isimlendirme noktasındaki gibi Cumhur İttifakı açıkçası sorunsuz değil. Ben örneğin Adana'da, örneğin Mersin'de Vahap Seçer'in karşısına veya Zeydan Karalar'ın karşısına MHP'nin hangi ismi aday çıkaracağını merakla bekliyorum. Çünkü bir önceki seçimde adayların kaybetmesi söz konusu. Aynı şey İstanbul için geçerli. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu gibi büyük bir iddia, Türkiye çapında bir iddia koymuş bir isme karşı kazanacak bir ismi bulup çıkarmak ve onu örgütlemek, seçim çalışması yapmak cidden gerçekten zor. Ankara keza öyle. Sayın Mansur Yavaş'ın ben şuna inanıyorum, bir Ankara'da görünen çalışmaları var, bir de görünmeyen çalışmaları var. Geçen seçimlerde Sayın Yavaş'ın en az oy aldığı kesimler kırsal kesimlerdi ki ben bu geçen 4,5 yıllık sürede Sayın Mansur Yavaş'ın kırsal kesime yönelik yaptığı çalışmaların buzdağının görünen yüzü kadar bile göründüğünü, hissedildiğini kamuoyunca düşünmüyorum. Çok ciddi bir destek çalışması yaptı. Yani çocuklara internetten tutun tohumlamaya kadar, sulama borularına kadar inanılmaz böyle tam üretime yönelik insanların sorununu karşılayan ve insanları yardım memuru haline getirmeye değil, üreten insan haline getirmeye yönelik çok ciddi çabaları, atılımları vardı. Ben Mansur Yavaş'ın karşısında açıkçası AK Parti'nin kazanacak bir aday bulmakta ciddi zorluk çektiğini görüyorum. Evet. İşte İstanbul için zaman zaman gündeme getirilen Ali Yerlikaya'nın, Ankara için şimdi gündeme getirmeye başlanan Murat Kurum'un Kızılcahamanlı olması nedeniyle Murat Kurum'un açıkçası Yerlikaya'nın İstanbul'da, Murat Kurum'un Ankara'da aday olmaları durumunda yani yerleşik bir sistem ve başarı var. Başarı karşısında fazla şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi de adayların arasında görünüyor. Ancak Turgut Altınok çok deneyimli bir belediyecilik serüveni var. Bir geçmişi var, bir siyasal geçmişi var. Turgut Altınok'un aday gösterilmesi Sayın Mansur Yavaş'ı zorlar mı? Bence en çok zorlayacak isimlerden birisidir. Ancak Sayın Turgut Altınok'un AK Parti'nin kodlarıyla örtüşmeyen yanları da var bence. Hani AK Parti teşkilatlarıyla henüz birebir örtüşebilmiş bir partili değil. Son dönemde AK Parti'ye geçmiş bir isim. Hani partiyle arasındaki bu... var Sayın Altınok'un. Özür dilerim, duyamadım. Bir daha duyalım. MHP ile de problemleri var diye kamuoyuna çok yansıyor. Özellikle Sayın Bahçeli'nin Altınok'un adaylığı konusunda soru işaretleri olduğu yönünde de Sertaç Bey bir takım haberler var. O konuda ne diyor acaba? Şimdi şöyle, Sayın Altınok ülkücü kökenden gelen bir isim. Evet. Dönem dönem partisiyle ayrılıkları oldu. Dönem dönemse Sayın Bahçeli ile
diyaloglarının geliştiği, ilişkilerinin üst düzeye çıktığı zamanlar oldu. Eğer Sayın Altınok'la ilgili bir taktik, bir stratejik sorun görüyorsa Sayın Bahçeli, açıkçası bu siyaset. Yani itiraz edebilir. Ancak şöyle bir gerçek var. Sayın Mansur Yavaş'ın sağdan aldığı oya birebir hitap eden etme konusunda en yakın insan Turgut Altınok. Bu böyle değerlendiriliyor, böyle görülüyor. Şimdi ancak dediğim gibi buna rağmen Sayın Yavaş'ın Ankara'da inanılmaz çok ciddi bir çalışması var. Yani bu çalışma görünmüyor. Eğer Sayın Mansur Yavaş kırsaldaki sorunu çözerse, ki bence büyük oranda çözülür. İşte Ankara'da son seçimden bir kıyaslama yaparsak Mamak'ta ve Etimesgut'ta CHP'nin şansı çok yükseldi. Şimdi bu gerçekler ortadayken Sayın Mansur Yavaş'ı Ankara'da yenmek bence bu seçimin en zor işi olacak. Peki. Hani işte İstanbul'da bir takım HDP oyları söz konusu edilir ama Ankara'da bir HDP oy varlığından da pek, yani etkileyici İstanbul bir varlıktan da pek söz konusu edilemez. Bir noktaya daha dikkat çekip sözlerimi tamamlamak isterim. Fazla konuştum, kusura bakmayın. Estağfurullah. CHP'nin HDP'le bir işbirliği yapıp yapmayacağı noktasında kamuoyunda ciddi bir beklenti var. Bir bilinmezlik de var aynı zamanda. Şu var. HDP'nin bir tutumu var. CHP'nin işbirliğine yönelik bir tutum var. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu tutumlar, bu iki tutum, iki partinin tutumu henüz örtüşmüyor ve ciddi bir ayrılık var. Ancak başka bir nokta daha var. HDP'nin etkili olduğu, HDP oylarının etkili olduğu Adana Mersin Tarsus bölgesinde, ben o bölgede yoğun olarak zaman geçiyorum. Bölge sorumlusu olarak oralar bizim büromuza bağlı. Şunu gözlemliyorum. Yani HDP seçmeni en çok siyasallaşmış seçmen olarak bilinir. Suat Bey bu konuda uzmandır. Partilerinin yönlendirmesine en çok açık olan seçmen olarak görülür. Ben o bölgede bir takım gözlemler yaptım, bir takım insanlarla konuştum, sokakta yoğun olarak buluştum. Şöyle bir durum var. O bölgedeki Kürt yurttaşlar, Zeydan Karalar, Vahap Seçer, işte Doktor Haluk Bozdoğan, bu gibi insanların yönettiği belediyelerde kendilerini, karşılıklarını bulmuşlar. Nasıl bulmuşlar? İşçi olacaksa Adana Büyükşehir Belediyesi'nde olmuş bir HDP'li. Bir işi varsa normal bir yurttaş gibi işi kolaylıkla görülmüş, işi kolaylaştırılmış, adeta kayyım uygulamasıyla kıyaslanırsa inanılmaz bir fark var. Yani devletle bir anlamda belediye aracılığıyla birlikte olmuş, beraber olmuş ve kendisini, yurttaşlığını hissetmiş durumdalar ve bunun o bölgedeki CHP'li belediye başkanlarına ben ölçüsü ne olur ama mutlaka bir yansımasının olacağını düşünüyorum. HDP'le işbirliği olsa da olmasa, olsa şüphesiz ki çok ciddi oranında artar o bölgede, ama olmasa bile o bölgedeki Kürt yurttaşların kendilerini kabullenici davranışlarını çok yoğun olarak hissettikleri bu başkanlara ben bir ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Kaldı ki örneğin Mersin'de bir kıyı şeridindeki yurttaşlar var, bir de Toroslar'da yaşayan yurttaşlar var. Evet. Toroslar'daki yurttaşların yoğun olarak Milliyetçi Muhafazakar MHP ve AK Parti'ye oy verdiği söylendi. Ben şunu bizzat gözlemledim. Örneğin Tarsus ilçesinde o bölgede, yani Toroslar bölgesinde yüksek kesimlerde yaşayan insanlar da Sayın Haluk Bozdoğan'a yönelik inanılmaz bir ilgi, inanılmaz bir sevgi gözlemledim. Ben sadece HDP boyutuyla değil, bu bölgenin MHP ve AKP seçmeni boyutuyla da MHP'li, AKP'li, evet. Duyulmadı sesiniz, o yüzden MHP'li ve AKP'li seçmeninde bir teveccühün olacağını, olabileceğine dair bir emare olduğunu ifade ettiniz anladığımız kadarıyla. Serdar Bey, çok teşekkür ederiz. Bu bölümde uğurlayacağımızı zaten söylemiştim. Çok da kesmek de istemedim çünkü hem yani kuliste ne konuşuluyorsa onu alırız diye, hem de son bölüm olarak gördüğüm için.
Çok teşekkür ederim. Arada kesintiler oldu ama biz yine de net olarak anlayabildik çoğunu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Evet, son bölümde de anlaşılmıştır herhalde dediği. O zaman Sertaç Bey'in o dediğinden gelelim. Araya gitmeden evvel Mehmet Bey'e sorayım. Arada işte bir ittifak karşımızda var. Yani baktığımız zaman masanın bir tarafında var. O Cumhur İttifakı yekpare bir şekilde koçbaşlarını diyor bulacağız diyorlar vesaire ve çalışıyorlar. Bir tarafta da muhalefet var. O muhalefetin haline baktığımız zaman önce gördüğümüz ne? Şimdi tabii muhalefetin tavrı tabii şeyden bu yana 14-28 Mayıs'tan bu yana hep söylediğimiz, moral konuştuğumuz bozukluğu. Bir şey var. Moral bozukluğu var, motivasyonsuz bir muhalif seçmen var. Neyse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o değişim biraz o motivasyonu yükselttiği anlaşılıyor. Bu olumlu bir gelişme. Ama tabii şey, ben bir takım şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum. 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin yaptığı ittifak, ikili ittifak demek lazım. Büyük başarı getirdi. Büyük şehirler alındı. Ve ilk kez muhalefetin, yani zaten genel seçimlerde bu kadar umudun yükselmesinin temel nedeni 2019'daki gelen başarıdır ve o modeldir. Hı hı. Şimdi bu kadar başarı sağlamış bir model ortada dururken şimdi neden bu seçimlerde gerçekleştirilemiyor? Açıkçası bunu anlamakta çok zorluk çekiyorum. Yani evet, İYİ Parti'yi elbette suçlayamayız. İYİ Parti de sonuçta her parti gibi, kardeşim ben kendi başıma seçimlere gireceğim deme hakkı var. Hür ve müstakil. Fakat giriyorum bu hür ve müstakil diyor. Tamam, buna saygı duymak lazım. Fakat ya yerel seçimlerde şeyini, yerel seçimler aslında biraz yerel dinamiklerin etkili olduğu, isimlerin etkili olduğu bir şey. Yani şunu diyebilirsiniz, kardeşim ben ayrı gireceğim, kaç tane milletvekili çıkardığımı görmek istiyorum. Ya burada bir ilde bir tane belediye başkanı seçilecek. Dolayısıyla herkesin bir belediye başkanı, her parti bir belediye başkanı seçemeyeceğine göre, ve bir de herkesin unuttuğu bir şey var. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Ve burada kesinlikle nasıl öbür tarafta 50+1 Cumhurbaşkanlığındaysa, burada da en yüksek oyu alan ancak seçilebilecek. Ve bunu da sağlamanın yolu belli. Eski sistemde olsa, İşte diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği zaman %25'li seçildi. Evet. 19-20 işte Zülfü Livaneli şey neydi, doğru yolun şeyi, bizim İlan Kesici falan, onlar da yüksek oy aldılar aslında. Tamam, o zaman anlaşılır bir şey. Aradan %25 %25 seçildi. Fakat burada buradaki tam böyle seçimlerde olduğu gibi tam bir ittifak biçiminde değil, ama bir seçim işbirliği belli bölgelerde yapmak gerekiyor. Nitekim mesela AK Parti bütün seçimden hani zaferle çıktı, yani şöyle ya da böyle mecliste çoğunluğu sağladılar. Cumhurbaşkanı %52 ile Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi ve bu başarıya rağmen, kardeşim biz Cumhurbaşkanlığını aldık, parlamentoyu da aldık. Artık kimle uğraşmaya ihtiyacımız yok. Ne ufak tefek partilerle uğraşalım diyebilirdi. Böyle bir takım havaya girebilirdi. Hayır. Tam aksine hiçbir şeyi kaybetmeden bütün oradaki unsurları, küçük partileri dahil, bu bileşenleri bir arada tutmanın ve özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi ile MHP ile birlikte hareket etmeyi, işte 30 ilde büyük oranda anlaşmışlar. Evet, belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi kısa sürede yapılacak. Büyük şehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. Adaylar büyük şehirlerde yapacaklar. Ha, belki bazı yerlerde pürüz vardır, evet, senden mi olsun, benden mi olsun. Ama şimdi mesela şöyle bir tablo var. Bu tablonun, bu muhalefet Cumhur İttifakı seçim başarısı sağlamış olmasına rağmen, zaferle çıkmış olmasına rağmen böyle bir fantezi yapmaya ihtiyacı hissetmiyor. Ama öbür tarafta, kardeşim biz kendimizi göreceğiz. 2028'e güçlü gel. İyi de şöyle bir tablo çıkarsa kim nasıl izah edecek? Diyelim ki İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girdi. Hı hı. Yani belli olmaz ama hiçbir ilde bir tane belediye başkanı seçemedin diyelim. Ne olacak?
seçim sonrasında o partide insanlar, yani seçmenden parti yönetimine kadar nasıl bir duygu içinde olacaklar? Ne olacak? Soru işareti. Birazdan bir devam edelim onun üzerinden. Hem de şöyle, CHP peki şimdi ne yapacak? HDP'le bir arada olabilme ihtimali. Muharrem İnce faktörü mesela burada bir anda konuşulur oldu İzmir için. Ama İzmir için değilmiş de deniliyor bir yandan. Onun rolü ne olur özellikle? Bir enine boyuna birazdan konuşmaya devam. Haydi son bölümdeyiz Söz Meclisi. Bu üçüncü bölümde zaten ikinci bölümden Bakiye bir işbirliği meselesine girmiştik. Oradan da özellikle yani neden bir işbirliği olmuyor diye bunu sorgulamaktaydı Mehmet Ocak'tan ama artık olan oldu. Şimdi peki. Evet işbirliği öyle evet, anlaşılıyor yani ki artık olmayacak. Olmayacak da belli artık olmayacak. İYİ Parti kapıyı kapattı çünkü. Şimdi zaten olursa da ilk dönemdeki 28 Mayıs öncesindeki gibi gidip gelmiş şey olur gibi evet. Onlar çok şey değil. Bir de bu kadar sözlerden sonra çok keskin de konuştum. Şimdi tabii burada önemli olan belli büyük şehirler. Diğer yerlerde zaten benim için önemli olan İstanbul, Ankara mesela. Yani kişisel anlamda baktığım zaman. Şimdi İstanbul'da şöyle bir şey var. İYİ Parti demin nereye için? Sertaç Bey galiba Ankara için dedi bir evet. Eski CHP'li. Evet. Şimdi burada mesela öyle bir isim koyar ki mesela İYİ Parti. Cengiz Topel Yıldırım'ı hatırlattı. İstanbul'da ya da Ankara'da öyle bir şey koyar ki atıyorum %10-15 aldı diyelim. İşte o zaman işin bütün rengi değişir. Tabii, tabii. O yüzden tabii onları görmek lazım. Fakat burada normalde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun zaten belli fark yaparak gelmiş, seçilmiş. Ondan sonraki süreçteki çalışmaları da şeyleri de belli. Nitekim zaten iktidar Cumhur İttifakı da henüz şu ana kadar ciddi bir aday koyma konusunda ortaya çıkabilmiş değiller. Yani onlar bence işte bir yer şey söylüyor AK Parti çevrelerinden işte Murat Kurum önde gözüküyor, Fahrettin Koca önde gözüküyor diye konuşmalar var. Eski Ulaştırma Bakanı'nın ismi üzerinde duruluyor. Hatta Tevfik Göksu'nun da adından bugün birisi söz etti. İşte AK Parti yönetiminde olan birisi. Fakat bütün bunlar bence Sayın Erdoğan da henüz adayın kim olduğunu bilmiyor. Yani bilmiyor şu bakımdan çünkü burada bir risk alamaz. Yani öyle bir aday koymalı ki Ekrem İmamoğlu ile mücadele edebilsin. Şu ana kadar bir başka şeyde Katar, çok özür dilerim, Katar dönüşünde dedi ki halkımızın kabul gördüğü ve kabul gösterdiği kriterler neyse biz o kriterlerle adaylarımızı belirlemenin gayreti içinde olacağız. Arkadaşlarımızla beraber enine boyuna analiz yapıyoruz. Belediyecilikten gelmiş bir siyasetçiyim. 40 yılımızı buna verdik ve halkımın ilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir? Hangi kriterler, hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder. Bunları az çok biliyoruz. İşte demek. Bunları söylüyor. Yani nitekim yani şunu alıyorum, anlıyorum. AK Parti'nin işte belli hala daha görüştüğüm dostlarım, arkadaşlarımdan filan. Yani halen var yani. Ekrem İmamoğlu'ndan çekindikleri kesin. Yani çünkü anketlerde filan da zaten hep önde gözüktüğü için doğal olarak bunun karşısına çok daha güçlü bir aday çıkarmalıyız. Evet. Bugün iktidarın bir anketi ortaya çıkmıştı. İktidar yaptırdı diyerek Optimar, Hilmi Daşdemir'in üzerinden onun şirketinin yaptığı. Sonra böyle bir anket yok dedi. Ben Sayın o firmayı Taşdemir. Çok ciddiye almıyorum da biraz merdiven altı. İsmail Saymaz bir cevap vermiş Hilmi Taşdemir'e. Demiş ki biz sabah konuştuk bu konuyu sizinle değerlendirme yaptığınız üzerine. Akşamda yok diyorsunuz, böyle bir şey yok diyorsunuz, bir çelişki değil mi diye soruyor. Şimdi tabii orada bu anlamda özellikle İstanbul bağlamında biraz kafalar karışık. Yani evet anketlerde farklı isimler görüyorlar. Yani anketlerde bana göre de mesela diyelim ki Sağlık Bakanı, Murat Kurum'a hiç şans tanımıyorum da. Mesela Sağlık Bakanı yani toplumda bir sempati şeyi var. Yani fakat Ekrem İmamoğlu ile nasıl mücadele edebilir? Çünkü o çok siyasi birisi değil. Anladım. Yani o yüzden hem gerçekten bir isim olacak, işte bu yapabilir diye toplumda bir kanaat oluşmasını sağlayacak bir isim olacak. Hem de yani sonuçta Ekrem İmamoğlu
Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın ötesinde bir siyasetçi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla onunla bütün sadece belediyelik üzerinden değil, siyasi söylem üzerinden de onunla cederleşebilecek, onunla mücadele edecek bir isme ihtiyaç var. Peki Ekrem Bey şu anda bir satranç oynuyor da diyebilir miyiz? Mesela İyi Parti ile Akşener özel görüşmesi yapılırken bir yandan da onun aslında Muharrem İnce ile bir görüşme, bir fikir tiyatrosu içinde olduğu ortaya çıktı ya. İzmir konusunda bilmiyorum, Muharrem İnce soru işareti, İzmir adayı olabilir mi? Orada mesela Buğra Gökçe var, Atilla, evet, Sertel. Buğra Gökçe'nin adı da geçiyor. Burada bulundu, onu da hatırlatmış olalım. Yine başka isimler. Yani farklı isimler olabilir. Yani İzmir'de anladığım kadarıyla farklı bir isim olacak herhalde. Hmm. Yani o biraz... Tunç Soyer olmayacak gibi bir görüntü var. Tabii nasıl karar verilir bilemem ama... fakat tabii bir defa bu kişisel kanaatim... İYİ Parti seçmeninin büyük oranda Ekrem İmamoğlu'na oy verecek kanaatindeyim. İstanbul'da Ekrem Bey'e verir. Ama tabii burada esas denklemin güçlü tarafı HDP. Şimdi HDP eğer güçlü bir aday çıkarırsa orada sıkıntı olabilir. Yani ben diğer mesela Güneydoğu'da olsa Güneydoğu seçmeni hatta Mersin'de bile daha farklı bir tavır sergileyeceği kanaatindeyim ama yani tek yekpare bir şekilde tavır sergileyebilirler. Fakat İstanbul'daki seçmen bana göre daha şey bir seçmen. Yani normal Kürt seçmen içinde daha bir üst segment gibi görüyorum. Daha stratejik bakabileceklerdir. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na oy verme şeyleri daha yüksek olacaktır. Unutmayalım, Sırrı Süreyya Önder burada aday olduğu zaman %3 %4 falan oy aldı. Dolayısıyla HDP seçmeninin büyük oranda %80 oranında ben yine Ekrem İmamoğlu'na oy verecek kanaatindeyim ama tabii bütün bu küçük de olsa kayıplar neye tekabül edecek? Nasıl bir de öbür tarafın adayı da bu anlamda ama tabii İYİ Parti'nin çıkaracağı adayın da bir ölçüde onu da dikkate almak lazım. Elbette. Yani nasılsa İYİ Parti ne olacak? Değil öyle azay değil. Azay olur denemez. Çünkü öyle bir aday çıkarır ki oylarını büyük ölçüde toparlayabilirse başka bir tablo ortaya çıkar. Peki nasıl bir tablo çıkacağı konusunda o zaman derin bir belirsizlik var bu arada. Geçen Sayın Bülent Koyak konuğumuzdu burada. Saadet Gelecek de bir yandan anladığımız kadarıyla bir aday konusunda bir ortaklık halindeler ya da bir işbirliği içerisindeler. Başka belki partiler konusunda kapılar çalınırsa Türkiye genelinde de evet yani konuşuruz, görüşürüz, bir hal yol bulabilmek adına bunu ifade ediyorlar ama genel anlamda baktığımızda muhalefette İstanbul'un, Ankara'nın hali konusunda soru işaretine cevap var mı? Yani soru işaretleri var bir defa. Yani bir İYİ Parti'nin hayırıyla birlikte her bakımdan soru işaretleri var. Tabii bir tecrübeyle bugüne gelindi. Bir ittifak seçim yapıldı. Bu ittifak seçimi farklı sosyolojik tabanlarda aslında 5 tane siyasi partinin aynı sosyolojik tabanda bir de ana muhalefet partisinin işte muhalefetin en büyük partisi diyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı sosyolojik tabanın birleşmesiyle bir kurumsal, bir tüzel kişilik ittifakı kurulmuştu. Bu kurumsal ve tüzel kişilik ittifakı bugün ortadan kalkmış gibi görünüyor. Özellikle de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in süreç, bir yılı aşkın bir süreçtir belki de söylemleri, tavrı ya da almış olduğu İYİ Parti tüzel kişinin almış olduğu kararlar çerçevesinde söyleyebiliriz. Bu anlamda bunun bir sonuç vermediğini de gördük. Yani tüzel kişilik ittifakı ya da kurumsal ittifakı değil de aslında seçmen ittifakı ya daha sanki bu seçimlerde rentabl olacak. Niçin 2019 seçimlerinde de aslında 5-6 tane siyasi parti bir araya gelmemişti. Evet. Hatta İYİ Parti, HDP ve CHP üçü bir araya kurumsal bir ittifak olarak ortaya çıkmamıştı. Ama bir ittifak var mıydı? Vardı. Evet. Ve nihayetinde de bu bir sonuç almıştı. Şimdi ister istemez bakıyoruz, görüyoruz. Kurumsal ittifaktan ziyade söylemin ve arayışın daha çok seçmene dolu ya da artık seçim kültürünün ortaya çıkardığı ya da ittifak kültürünün ortaya çıkardığı bir sonuca doğru gidiyor.
Burada da hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu ilk başlarda İstanbul için söylediği bir söz vardı. İstanbul İttifakı, Türkiye İttifakı anlamında söylemler geliştiriyordu. Bu oraya doğru gidiyor. Burada tabii kazanılır mı, kazanılmaz mı, kim kazanır, kim kaybeder? Bunları konuşmak çok erken ama stratejileri konuşmanın tam zamanı. Bir de adaylara çünkü deneyim. Adaylar, stratejiler. Bir defa şu var. Bir önceki seçimlerde 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri için şunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hükümet kanadı, Cumhur İttifakı kanadı şu soruyu soruyordu. Diyordu ki bizim adayımız burada, sizin adayınız nerede? Evet, çok sık hem de tabii. Bunu çok sık söylüyordu. Tabii. Şimdi aynı soru belki İstanbul ve Ankara için bence Cumhur İttifakı'na sorulması gereken bir soru. Hadi adayını açıkla demek mi lazım? İşte burada adaylar burada, sizin adayınız nerede? Aday çıkarmakta belli ki büyük bir zorluk yaşanıyor. Cumhur İttifakı için söylüyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi için söylüyorum. Bu belli ki'den öte bir bilgi olarak da söylüyorum. Çünkü İstanbul'da da ve Ankara'da da kimi çıkartacağız konusunda anketler yapılıyor, o olmuyor, bir başka isim anket soruluyor, o olmuyor, bir başka isim soruluyor. Sürekli kamuoyunun konuştuğu bildiği isimler kamuoyunda aslında anketler olarak seçmene soruluyor. Biraz ama, da tartıştırılmak mı isteniyor acaba? Yok yani bu tartışma bu bir arayış kazanacak. Bir de önceki seçimlerin şeyi vardı, bir psikolojisi vardı. Neydi? Erdoğan kazanmış bir adaydı. Evet. Millet İttifakı kazanacak bir aday arıyordu. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bu kez Ekrem İmamoğlu kazanmış bir aday, Mansur Yavaş kazanmış bir aday, Cumhur İttifakı'nın aradığı kazanacak bir aday. Evet. Arada çok önemli bir psikolojik fark var. Ve doğal olarak da bu kazanacak adayı bulmakta ciddi anlamda Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin zorlandığı kesin. Bunun için de sürekli anketler yapılıyor. Ve İstanbul'a da Ankara'ya da bu anketler soruluyor. Kimi aday çıkartalım ama anladığım kadarıyla sonuç hep kazanacak adayı bulmakta zorlanıldığı için yeni yeni arayışlar ve isimler gündeme geliyor. Bu anketler yapılıyor ve ciddi anlamda Ankara'da ve İstanbul'da AK Parti büyük zorluk yaşıyor. Bu anlamda da Sayın Erdoğan da zaten açıklamasında ne diyor? Biz diyor işte kamuoyunu aslında bunu sorduklarını anlatıyor. Şöyle de diyor, bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut, en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz. Kazanacak aday aranıyor. Yani AK Parti, Cumhur İttifakı şu an İstanbul ve Ankara merkezi hep konuşulduğu için söylüyorum. Evet, evet. Kazanacak bir aday arıyor ve bunda zorlanıyor. İstanbul ve Ankara'daki iklim bütün Türkiye'yi etkiler. Bakınız bu önceki seçimde CHP Ankara'da ve İstanbul'da kazanmış değilken girdi seçimlere. Evet. Fakat burada bazı büyük şehirlerde İstanbul, Ankara başta olmak üzere kazanmış bir şekilde giriyor. Bunun psikolojisi bütün Türkiye'yi de etkileyebilir. Ve bu kez kaybedecek, kaybetmeme korkusu ve endişesiyle birbirine yaklaşacak bir Cumhur İttifakı'nı görebiliriz. Bu önemli bir konu. Bir diğer konu da büyük şehirler özellikle takım oyunu oynanır. Yani biz sadece büyükşehir belediye başkan adaylarını konuşuyoruz. Ama daha da önemlisi metropol ilçe belediye başkan adayları ve büyükşehir adaylarının oluşturacağı kompozisyon. Evet. O bütünlük, o takım oyunu. Burada zannediyorum bu Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde bir yarış vardı. Bu yarışta belediye başkanlarında aslında bir yerlerde kendisini konuşlandı ve özellikle de Ekrem İmamoğlu İstanbul için daha uyumlu bir kadroyu kuracak bir zemini belki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bakımından yakalamış diyebiliriz. Bunu çok rahat diyebiliriz. Çünkü seçimin, kongrenin taraflarından birisi de bizzat Ekrem İmamoğlu olduğu için söylüyorum. Bir takım oyunu söz konusu olacak. Burada da takımı iyi kurmak lazım. Bir de belediye meclis üyelikleri, belki de Sayın Erdoğan'ın kastettiği listeler bakımından söylüyorum. Çünkü genellikle adaylar tek kişidir ama listelerde hep belki Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı ya da muhalefet kendi şeyini yapacaktır. Çarşaf listelerini yapacaktır vesaire. Doğal olarak burada listelerin belirlenmesi ve buradaki dengeler, toplum kesimlerinin ifade edilmesi çok önemlidir. Mesela ben şunu söyleyebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu seçimlerden önce
çok önemli bir kavramla son 6 aya 8 aya girmişti. Bu da helalleşme kavramıydı. Evet. Ve başörtüsü konusu çok önemliydi ve başörtüsü bir aday çıkarılacağı hep söyleniyordu CHP listelerinde. Başörtülü bir aday vardı ama kazanamayacak bir yerdeydi. Hı. Belki de kazanacak bir yerde olsaydı farklı bir pozisyon olabilirdi. Hani muhafazakarlara mesaj iletmek bakımından söylüyorum. Bu bakımdan da belediye meclis üyelerindeki listelerindeki hassasiyetler ve dengeler de önemli olacaktır. Bu seçimler için söyleyebiliriz. Muharrem İnce ilçe konusunda? Hı? Muharrem İnce konusunda? Muharrem İnce önemli bir figürdü seçimden önce. Ve özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimine yönetimiyle, genel merkez yönetimiyle kavgalı bir şekilde gitmişti. Evet. Sonra şimdi bir başka Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi var. İster istemez bu seçimlerde gördük ki eğer %2'lik bir oy, ki İstanbul'un 13 bin oyu konuşuyorduk. %2'lik, %3'lük öyle oylar ya da oy bölünmeleri çok önemli hale gelecekse Ekrem İmamoğlu görüşmesi bu bakımdan önemli hale gelir. Muharrem İnce bakımından ve Memleket Partisi bakımından söylüyorum. Tabii bugün gerçekleşmiş olan bir başka görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile HEDEP arasındaki ve üstelik genel merkez ziyareti çerçevesinde gerçekleşen bir konuydu. Bu da çok önemli çünkü öteden beri hep HEDEP ile iktidar arasında bir diyaloğun olduğu konuşuluyordu. Şimdi bu çok daha açık bir şekilde söyleniyor. Tabii meclis başkanının yapmış olduğu ziyaret Türkiye Büyük Millet Meclisi ve meclis başkanı tanımlaması üzerine kamuoyuna belki izah edilebilir ya da bugüne kadar PKK ile terörle işte Millet İttifakı hep HEDEP üzerinden, Yeşil Sol üzerinden, HDP üzerinden hep okutulmuştu biliyorsunuz. Böyle izah edilmeye kalkışılabilir ama hayır. Yani eğer zannediyorum bu görüşmeyi, HEDEP'le bu görüşmeyi CHP yürütmüş olsaydı ya da başka bir siyasi parti yürütmüş olsaydı bugün bu PKK ile işbirliği fotoğrafı şeklinde kamuoyuna lanse edilebilirdi. Demek ki HEDEP ile AK Parti Cumhur İttifakı arasında da ciddi bir aslında diyalog kurulmuş. Bunu fotoğraftan değil başka veriler, başka bilgilerden da çok fazla görüşme yoğunluğunun olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar da tabii önemli etkenler ve süreçler olarak karşımıza çıkacaktır. Peki bu önemli gerçi. Yani şimdi bu bağlamda görüşülmediğini ifade ediyorlar daha öncesinde. Yok hayır yani, yani artık meclis başkanı bizzat gidiyor yani. Bu şimdi, şeydir yani bu artık, artık ilan bu görüşmelerin ve diyalogların neredeyse ilanıdır diyebilir. Çünkü artık çok az bir vakit kalmıştır. Evet, bu anlamda bu görüşmeleri çok etkili bir şekilde yapacaklardır. Sıklaştığını da görebilir miyiz acaba? Yani ya, partinin önde gelenlerinin görüştüğünü görecek bu miyiz? Bu kaçınılmaz hale gelecek. Yani eğer ciddi anlamda HDP ile HDP'le ilgili bir süreci AK Parti ve HDP arasında bir uyum oluşmaya başlamışsa çok kaçınılmaz hale gelecek. Tabii HDP'te de farklı dengeler var. Tabii. Selahattin Demirtaş ve ya da işte İmralı bu kez de gündeme gelecek mi? Eş başkanlıklar gündeme gelecek mi? Ya da Selahattin Demirtaş'ın farklı yaklaşımları mı olacak? Bu da çok ayrı göreceğiz. Bir şey. Göreceğiz. Belki önümüzdeki günlerde belli mi olur? Ekranlara da iyi bakmak gerekebilir. Yani mektup gelecek bir yer kaldı mı bilmiyorum. Başka ya da konuşturacak birisi kaldı mı vesaire vesaire. Suat Bey sizdeyim. Şöyle aslında pek çok boyutuyla da konuşmaya çalıştık değerli buradaki konuklarımızla birlikte. Yani işin bir HEDEP boyutu var. Şimdi CHP, İYİ Parti, İYİ Parti'nin hayır demesi sonrasında CHP'nin ne yapacağı var. HEDEP'le bir görüşme ihtimali ya da yan yana gelme ihtimali soru işareti. Böyle olursa iktidarın bunu nasıl kullanabileceği ama o kullanacak diye de görüşme yapılmasın mı kısmı da bir yandan. Önemli nasıl bir durumda şu anda muhalefet ve bir çıkış yolu açısından yani hem Ekrem Bey açısından hem Mansur Bey açısından çıkış yoluna ihtiyaç var mı ya da çıkış yolu ne olabilir diye sorayım evet. Şimdi aslında biz bütün bunları tartışırken bir yandan da kurulu stratejiler üzerinden bir takım görüşmeler zaten yapılıyor. Mesela biraz önce sorduğunuz Muharrem İnce meselesinden ben gireyim konuya. Evet. Sen Muharrem İnce ile Sayın İmamoğlu'nun bir araya gelmesinin çok basit bir sebebi var. Nedir?
İstanbul'da Muharrem İnce'nin 101 bin oyu var. Çok güzel. 101 bin Memleket oy. Partisi, 101 bin oyu var İstanbul'da Memleket Partisi'nin. İzmir ve Ankara'da yanılmıyorsam 36-38 bin civarında oyları var. Ama İstanbul'da 101 bin oyu var. Şimdi bu 13 binlik mesele bu açıdan, hani hatırlarsanız 2019 tabii meselesi 13 bin oy civarında kazanılmıştı ve bu yetmemişti. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözü bence tarihi bir sözdür. 13 bin oyla seçim mi kazanılırmış demişti. Dolayısıyla ama 56 birle kazanılabiliyor yani. Sonuçta evet, bir oy. Kazanılabiliyor. Evet, ama evet. 13 bin oy yetmiyordu. Evet. Şimdi Memleket Partisi'ni özellikle örnek verdim. Sayın İmamoğlu'nun bu İstanbul İttifakı dediği mesele aslında temelde her yerde, her oyda nasıl kendisiyle birlikte hareket edebilecek veya kendisine hangisinin eklemlenebileceği, fakat dışarıda kalırsa da AK Parti ve MHP'ye nasıl etki edebileceği konusundan hesaplar yaptığını, stratejik bir kurgu oluşturduğunu düşünüyorum. Mesela Mustafa Bey aslında şeyi bize söylese daha net olabilirdi. Şimdi 2019'da herkes işte HDP sayesinde, pardon, o sırada HDP evet sayesinde seçim kazanıldı falan diyor ama 2019'da eğer Saadet Partisi aday çıkartmamış olsaydı o 13 bin oyu da belki sağlamak çok güç olacaktı. Dolayısıyla hemen virgülü koyalım. Buyurun. Hani siz 101 bin Memleket Partisi'nin oyu, Muharrem İnce'nin oyu var derken 2019'da büyük bir ihtimalle bu 101 bin oyun tamamı zaten Ekrem İmamoğlu'nun oyuydu. Çok önemli bir konu aslında bu. Ve Saadet Partisi'nin o seçimlerdeki 103 bin oyu aslında seçim sonucunu belirlemiş bir oydur. Aynen öyle. İşte şu, o yüzden de bu seçimde Sayın İmamoğlu'nun kuracağı ittifaklar kadar ittifakların dışında, örneğin Saadet Partisi, Gelecek Partisi ittifakının İstanbul'da nasıl bir aday çıkaracağı da çok önemli. Yani bu adayın AK Parti, MHP seçmenine ne kadar etki edeceği, keza bunu DEVA için dahi söylemek mümkün. Yani 14-28 Mayıs'a getirilen o eleştiri, ortak liste, herkesin bir şeyde toplanıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy alması meselesinin İstanbul'da veya başka yerlerde tam tersine farklı birlikteliklerin bir çekim noktası, bir çekim gücü oluşturarak AK Parti'de ve MHP'de belli bir oyu alabilme potansiyelinin üzerinden de bir tartışmanın yürütülmesi gerekiyor. Yani sorun sadece Sayın İmamoğlu'nun söylediği gibi İstanbul İttifakı, Adana, Mersin İttifakı meselesi dışında, ittifak dışında kalıp nasıl bir çekim noktası oluşturulabilir? İktidarın bu oy tabanından belli düzeylerde oy nasıl alınabilir üzerinden de bir strateji tartışmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası çünkü iş bir süreçten sonra aynen İyi Parti'nin İstanbul'da ve Ankara'da hangi adayları göstereceği üzerinden de yürüyecek. Bu niçin önemli? Çünkü aslında Sayın Akşener bugünkü grup konuşmasında, yani daha doğrusu dünkü grup konuşmasında şöyle bir şeye söyledi. Yani dikkat ederseniz şu ana kadar hiç söylemedi. Birdenbire büyük şehirlerdeki ulaşım sorununu fark ediverdi Sayın Akşener ve bundan bahsetmeye başladı. Hatta bugün aslında dikkat çekmiştir, bazı izleyicilerimizin dikkatini çekmiş midir bilmiyorum, ya da bazı kullanıcıların sosyal medyadaki hani bazı İyi Partili hesapların trafik konusundaki eleştirel paylaşımları çok dikkat çekti bugün. Evet, evet, bravo. Şimdi bu ve benzeri konuları Çiğdem Hanım artarak göreceğiz. Neden? Çünkü şu artık herkes tarafından bu işbirliği ittifak meselelerinin altında, temelinde yatan bir mesele de anlaşılması lazım. İyi Parti'nin oy tabanıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy tabanı, yani birbirine geçişkenliği çok yüksek bir taban. Dolayısıyla İyi Parti şunu artık fark etmiş durumda. Yapacağı bütün propagandanın, her şeyin sonuçta ve temelde AK Parti'ye ve MHP'ye yönelik olmaktan çok aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi tabanından kendisine oy geçişkenliğinin daha yüksek olduğunu bildiği için de buna dayalı aynısının ama kendisi için de geçerli olduğu, yani bir İyi Partilinin kolay kolay AK Parti'ye veya MHP'ye oy veremezken çok rahatlıkla
bir Cumhuriyet Halk Partili adaya oy verebilecek durumda olması. Sayın Akşener şu anda sanki Cumhuriyet Halk Partisi tabanından oy almaktan çok kendi tabanında olduğunu düşündüğü bir takım grupların, gidebilecek olası grupların gitmesini engellemeye yönelik. Yani kendi tabanını toparlanmaya, kümelenmeye yönelik bir yaklaşım gidiyor. Ama bunlar gerçekçi mi? Bunlar yukarıda... Sonuç verir mi kendisi açısından? Evet, sonuç verir mi? Benim kanaatim sonuç vermeyeceği yönünde. Çünkü bütün bunların hepsini aşan nedir bu? İyi Parti'yi konumlama, İyi Parti'nin ağırlığını hissetmesi, İyi Parti'nin oy tabanının ne kadar geniş olduğunu herkesin görmesi, bunu ispatlamak, kendi yönünü, kimliğini ortaya koymak için 31 Mart 2024 seçimlerini bunun gerçekleşeceği ya da bunun ortaya çıkacağı bir seçim olarak algılamakta çok güçlük çekeceğini düşünüyorum o seçmenin. Seçmenin hala çünkü şu duyarlılığı, Sayın Akşener'in ortaya koyduğu biz kazanmazsak kazanmayalım ama mesela %9,5'luk oyumuzu 12, 13, 14 yapalım ve ondan sonra merkez sahada konumlandığımız bu yapıyla daha da büyüyerek 2028'e hazırlanalım yaklaşımını. Yani öyle laflar ediyorlar ki çünkü şey yapmak mümkün değil. Hani mesela dün Oktay Vural'ı bir televizyon programında dinledim. Öyle uç laflar söylüyor ki Sayın Vural sanki sadece onları İyi Parti ile mümkünmüş ve daha önceki birlikteliklerinde bunlar mümkün değilmiş gibi. Mesela ben not aldım. İyi Parti diyor eğer tam anlamıyla yerine konumlanırsa ancak o zaman demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkan gerçek bir siyasal parti ortaya çıkacak. Şimdi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ya da işte ittifakın diğer bileşenleri bunlar demokrasiye, hukuk devletine bunlara karşı bir konumlanma içinde miydi? Hatta güçlendirilmiş parlamenter sistem dokümanı ve orada ortaya koyulanlar, anayasa dokümanı, orada ortaya konulanlar, ortak hedefler bildirgesi, ortak vaatler bildirgesi, 2300 vaat, bunların içinde demokrasi, hukuk devleti, adalet her şey vardı. Şimdi burada seçmeni iknaya dönük ama gerçekte seçmenin kafasında acaba var olan sorular bunlar mı? Bunlar da ikna olacak mı? Yani bu sorulara bir yanıt mı oluşturuluyor yoksa tırnak içinde söylüyorum bir yapay gündemle hani çok sık söylendiği için ben de söyleyeceğim kendinizi konumlandırmaya çalışırken bir yandan bu konumlandırmanın getireceği kaybetme maliyetini bir de kaybettirme maliyetine dönüştürmek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle büyük şehirlerde kaybettirecek bir konuma doğru sürükleme stratejisine dönüşüyor. Hedefin bu olmaması ya da bunu dillendirmemeleri ama söylemde gerçekten çok uç, çok katı, geri döndürülemeyecek şekilde katı. Yani bakın bir beyaz çiçek götürmenin bile ardında manda ve himayeye kadar giden bir söylem, bir arayış buluyorsanız, o beyaz çiçeği bile bambaşka anlamlar yükleyebiliyorsanız ya da sizin ısrarınızla Cumhurbaşkanlığı yardımcısı adayı olan bir kişiye şiirinizin içinde çok enteresan, burada söylemek istemiyorum, bir cümle ediyorsanız, bir dize okuyorsanız artık buradan ve bunu da niçin yaptığınız çok anlamlı değilse, yani mesela Sayın Yavaş sadece söz dinlemediği için mi bunlara maruz kalıyor? Hazır yani... siz onu ifade etmişken o zaman o bizim notlarımızda vardı. Bir ekrana getirelim o kısmı. Nihal Atsız'ın şiirini okudu Sayın Akşener. Ama oradaki tonlaması öyle ya da böyle bir mesaj içeriyor mu diye soru işaretine yol açtı. Sadece tonlaması değil yani grubun alkışlama anı da orada çok dikkat çekti. Salondan tepki de öyleydi. Evet evet. Sonrasında Kürşat Zorlu, parti sözcüsü Kürşat Zorlu, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir ilgisi yoktur. Siyasi manipülasyonlara izin verilmeyecektir gibi bir ifade kullandı. Bir bakalım ne demiş, nasıl tonlamış, belki oradan bir çıkarım yapılabilir. Bir kez daha duyalım. Tepki de öyleydi. Evet evet. Erlik günü geldiğinde... Sonrasında Kürşat Zorlu, parti... büyük
Erlik günü geldiğinde yiğitlere şan görünür. Yığın yığın harcanmaya nice yüz bin can görünür. Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yürek size akçayla aş, erlere meydan görünür. Türkiye'nin bahsettiğiniz kısım tam da burasıydı Suat Bey. Evet, tam da burası. Evet, evet. Yani gerçekten Çiğdem Hanım bunu eğer birisi hazırlamışsa, burada diyelim ki böyle de bir niyet yoksa, burada olsa olsa Sayın Akşener'e komple olabilir. Yani böyle anlaşılacağı kalkıp, düşünülmez mi kısmı önemli? Mümkün değil. Yani mümkün değil. Eğer bunu hazırlayan kişi buradan böyle bir anlamın çıkarılacağını düşünememişse, çok hızlı bir biçimde o kişinin işine son verilmesi lazım. Yani böyle bir şey kesinlikle olmaz. Kamuoyu düşünün. Bakın sosyal medya anında buna tepki gösterdiği gibi hemen bir takım iktidar unsurları Sayın Akşener'in yavaşa bu sözlerini destekleyecek tweetler attılar ardından. İşte yani hani bırakın bir yanlış anlamaları vesaireleri, salondan gelen tepkinin, alkışın da üzerinden yığınla yorum yapıldı. Bakın bu ve benzeri türde manipülasyonları kastediyorum. Burada diyelim ki hiçbirinde böyle bir niyet kasıt yok ve Sayın Sözcü'nün açıklamasını veri alalım. Sonuçta beyan esastır. Evet. Ama onun da ne dediğini buradaki hemen söyleyeyim mi efendim? Ancak tabii, söz konusu ifadelerin kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş'la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşmayacağını önemli belirtmek isteriz diyor Kürşat Zorlu'nun açıklaması. Bence oradaki alkış bağlamı kurmuş. Yani evet, yani tam orada bir alkış da geliyor. Şey, alkış esas. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Çok net. Geçtiğimiz bir önceki gün hatırlarsınız. Hani şu ceket işi üzerinden çok sembol arandı. İşte aynı, evet, tam açıklama yapılacağı gün, GİK'in açıklamasının geleceği gün Meral Hanım'ın GİK toplantısına o 14 Aralık'ta Saraçhane'de İmamoğlu'nu desteklerken üzerinde bulunan o mürdüm renkli ceketi giymesi. Yani ben ondan bir sembol çıkarmadım açıkçası. Denk gelmiştir bir, evet, şeydir. Yani o öyle değil yani. O bana çok uç geldi, ne yalan söyleyeyim. Ama aynen, bu bana öyle normal gelmemişti. Onu da paylaşmıştım. Yok, ama Kürşat Bey, o alkış aslında sözcüğü biraz yalanlar nitelikte. Yani belki de. Ya da aynen, ya da insanlar öyle anladı orada. Evet Mehmet Bey, diyelim ki biz sonuçta yorumcuyuz. Biz Sayın Kürşat Zorlu'nun beyanını esas tabii, almak zorundayız. Tabii, o zaman, yani o zaman söylenecek olan şudur. Sayın Zorlu bunu böyle dile getirdiyse, o zaman burada çok büyük bir özensizlik, çok büyük bir dikkatsizlik ve aynı zamanda kamuoyuna karşı bu açıklamayı yapmak zorunda bırakacak kadar bunun aslında bambaşka yorumlanabileceğini öngörememek gibi bir şey söz konusu. Bu bundan sonraki başka şeyler için de artık herkes, hani buna tırnak içinde diyelim ki bu bir manipülasyon, herkes oturacak bundan sonraki bütün bu açıklamalarda satır satır bir sürü şey arayacak. Tabii. Buradan şunu demeye çalışıyorum. Tabii. Bu örneklerin hepsini şu nedenle verdim. Şimdi bu ve benzeri konuların biz maalesef artarak ilerlemesini ve buna dayalı tartışmaları göreceğiz. Şimdi bambaşka bir boyuta geçmek istiyorum Çiğdem Hanım. Şimdi bütün bunların hepsi, bütün bu tartışmalar, bu konuştuklarımız hepsi iktidarın arayıp da bulamadığı bir ortam. Yani iktidar açısından bunlar o kadar güzel mevzular ki, hele bir de böyle işte Sayın Yavaş'a bunu dedi, şu manipülasyon, şiir şu anlamdaydı gibi, burada konuştuklarımızın hepsi aslında asıl gündemi, yani bu ülkedeki her bireyi, her yurttaşı yakıp kavuran ağır ekonomik gündemi ya da Türkiye'yi bir anayasal devletten çıkarmış olan anayasal yargıdaki büyük krizi, devlet krizini çözülmemiş, hala süren Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir devlet olduğumuz gerçeğini ve benzeri bir sürü ağır tartışmayı, ama en çok da ekonomiyi yine gündemin dışına taşıyor. Ve biraz önce aslında girişte galiba bir ara gündeme geldi.
ekonominin aslında işte hiç de iktidar değiştirmediği, bunun işte en bariz örneğini de 14 ve 28 Mayıs'ta yaşadık, yanlış algısının ve algı yönetiminin de bunda büyük etkisi var. Bakın, etkilememesiyle ilgili değil, başaramadığınız bir şeyi, topluma anlatamadığınız bir şeyin faturasını topluma kesemezsiniz. Ha, yani bu başarılamayacak bir şey değildi. Muhalefet başaramadı anlatmayı. Aynen, aynen öyle. Siz kendi gündem çerçevenizi bu ve benzeri tartışmalarla ve başka şeylerle, bakın masadan kalktı oturdu tartışmasıyla geçirilen ayları düşünün. Ayları diyorum. En ufak şey de oraya da dönülüyor zaten ama o da biraz o evet. Zaman konuşulamamasından kaynaklanıyor. Şimdi bu kadar elverişli bir ortam olabilir mi? Türkiye şu anda tarihinin, bakın yani insanlar şununla yüzleştirilmeye bile çalışılmıyor. 31 Mart'tan sonra bu ülkede, yani bu, ben ekonomist değilim, saygıdeğer bir takım ekonomistleri dinliyorum. Herkes bir işsizlik tsunamisi bekliyor. Tsunamisi. İşsizlik tsunamisi bekliyor. Şimdi toplum başına ne geleceğiyle yüzleşmeyi muhalefetle yaşar. Ve buna ilişkin onun ne çaresi olduğunu ondan duymak ister. Diyebilirsiniz ki bu yerel seçim. Muhalefet ne yapabilir ki? İktidar değişmeyecek ki. Hayır, hiç de öyle değil. Yerel iktidarlarda o insanlara nasıl nefes aldıracağınızı, sadece bakın ideolojik anlamda nefes, yaşam tarzı adası, o anlamlardan bahsetmiyorum. Onlar da var ayrı. Ama bir de ekonomik anlamda nefes aldırma. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasında yazdığı sosyal devlet ilkesinden kopmuş bir sosyal yardım devletine dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bir sosyal devlet değildir. Tamamen ideolojik anlamda örgütlenmiş bir sosyal yardım devletidir. Ve mevcut belediyeler bu sosyal yardım devleti anlayışını kıran, özellikle İstanbul, özellikle Ankara, bakın biraz önce Sertaç Bey'in ta kırsalla ilgili verdiği bütün o örneklerin hepsi o sosyal yardım devleti anlayışının kırıldığı noktalardır. Orada tohumluk dağıtmaktan internet sağlamaya ya da yardım kartı dağıtmaya kadar. Bunun muhalefet tarafından da başarılabildiğini gösterdiği en azından büyük şehirlerde, 11 büyük şehirde ve başka iller de var elbette. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla özellikle İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, ki Mersin'de mesela çok başarılı bir belediye olarak kabul ediliyor. Buralarda birçok şey başarılmış durumda. Neyi başardığınızı, neyi yaptığınızı ya da neleri başarabileceğinizi daha fazla anlatmak, konuşmak ve mevcut iktidarın açıklarını, çok büyük, çok temel, çok ağır açıklarını konuşmak yerine, inanın biz yapay bir gündemle, bakın sadece İyi Parti ittifak kastetmiyorum. Değil, tabii anlıyorum. Dilan Polat'ı da kastediyorum. Evet. Ve işte buna dayalı çok temel sorunların, çok basit sorunların aslında nasıl bir yönetememe krizine dönüştüğünü, bakın şu anda bu ülkede KYK yurtlarında neredeyse sistematik olarak asansörler bozuluyor, düşüyor ve bu çocukların hepsi bir ölüm tehlikesi atlatıyor. İktidar bu yurtlardaki asansörlerin sorununu dahi çözemez durumda. Ama bu ve benzeri, bakın daha da temel bir şey söyleyeyim. Bir ara bu konu çok gündemdeydi ve yine düştü. Okullarda bir öğün yemek, hala çocuklar derslere aç giriyor. Hala çocuklar okullarında temiz suya ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Bundan bir ülkede daha ağır bir gündem olabilir mi? Bir ülkenin çocukları derste aç. Bundan daha ağır gündem olabilir mi? Ve üstelik bakın, anaokullarına bir öğün yemeği vermiş olan iktidar bunu da kaldırdı. Evet, ekonomik gerekçeler. Şu anda anaokullarında da yemek verilemiyor. Şimdi konuştuğumuz ve gündeme gelen, buna bir sürü örnek ekleyebilirim. Buradaki ana sistematiğin siyasal iletişim açısından da siyasal iletişim sürecini veya buna dayalı bir takım konumlandırmaları yapmak açısından da böyle bir stratejik bakış açısına ihtiyaç var. Yoksa şu anda inanın Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar açısından adeta bir dikensiz gül bahçesinde ilerleniyor.
Bunların konuşulması ve tartışılması kadar iktidar için daha elverişli ne olabilir ki? Tam doğruya gelmişken o zaman ben de bu son bölümde artık toparlarken de şu asgari ücret işine gireceğim öyle ya da evet, böyle. Tamam. Mustafa Bey'e öyle geleyim hatta. Şimdi bir garip ne diyelim bir düzenek mi diyelim daha doğrusu ya nasıl bir formül daha doğrusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki işçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak, istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesiyle hedefi bu süreçle yöneteceğiz demekte. Yani hem aman işçiler onayını alsın, işverenlerin de canı yanmasın. Görünüyor mu böyle bir asgari ücret? Böyle bir şey mümkün değil. Ya şu enflasyon ortamında. Mucize formülü. Şu tabii ekonominin tepe taklak yuvarlandığı bir dönemde. İnsanların almış olduğu iyileştirmelerin dahi bir ayda, iki ayda eriyip yok olduğu bir dönemde. Daha almadan belki. Kimseyi memnun etmeniz mümkün değil. Yani dediğiniz gibi daha almadan. Bakınız bir emekli ücreti kaosu var. Yani bir 5.000 lira Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri bittiği günden beri iktidar diyor ki ya biz emekliye şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Zaten yapacakları zaman geldi. Bir şey daha, en düşük emekli maaşı sınırı artırılmazsa şu kök maaş meselesi. Evet. Yine zam hesabı değişmezse yine 2024'te de tabii emekliye... Değişen bir şey yok. Yine bir şey veremeyeceksiniz. Bir de genellikle iyileştirme deriz, zamdır, enflasyonu ezdirmeyeceğiz gibi ifadeler kullanmıyor. Bakınız, yani açıklanan rakamlar iyileştirme değil, refah payı falan değil. Bunların tamamı enflasyon zaten. Yani zaten enflasyonun aradaki farkı vermek zorundasınız. Yarın çıkarlar derler ki işte biz şu kadar zam yaptık. Yüzde bilmem kaç oran söylerler. Söylediler çünkü. Sanki büyük bir icraat, büyük bir hizmet, büyük bir ekonomik atılım yapmışlar gibi. Ya iyi güzel de yani zaten bu enflasyonun birdenbire şöyle tırmandığı bir dönem için siz bu rakamları bir işçiye işte asgari ücretli emekliye verdiğiniz bir rakam gibi anlatamazsınız, izah edemezsiniz. Ama şu bir gerçek ki bu iktidar, bakınız hep söylüyorum, kur korumalı mevduat hesabı, siz biraz önce ifade ettiğiniz NAS sürecinden itibaren hep söylüyorum, faize, bankaya paradan para kazanarak kısa yoldan köşe dönmeye yönelik bütün herkesle ilgili her şey çok hızlı yapılıyor bu ülkede, bir an önce yapılıyor. Fakat her ne hikmetse dar gelirliye, emekliye, asgari ücretliye, çalışana verilecek olan sürümcemede bırakılıyor. Aylarca konuşuyorlar. Neredeyse yıl oldu işte şu emeklilik konusu. Evet. Zaten Ocak'ta yapacaksın bunu. Kanun bu. Ama ikramiye mecbursun oldu bunu yapmaya. Olmadı. İşte ikramiyede zaten bir şekilde verdiklerinizi de rencide ederek veriyorlar. Sanki himmet ediliyormuş gibi veriliyor. Ya çalışan adama verdiğiniz rakamı himmet ediyormuş gibi anlatamazsınız. Ya da 30 yıl, 40 yıl, 25 yıl primini yatırmış, bu ülkeye, bu millete hizmet etmiş bir emekliye siz sanki lütfedip de veriyormuş gibi davranamazsınız. Hem vermiyorsunuz, hem mecburen vermiş olduklarınızda lütfediyormuş gibi izah ediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Büyük hizmetmiş gibi yapıyorsunuz. Tıpkı bu belediyenin işte efendim kaldırım yapmasını büyük icraat yapıyormuş gibi yazması, anlatması. Bu İşim görevin zaten. Benim vergimi alıyorsun. Görev iltifata tabi yani midir bu, her zaman? Ya zaten görevin. Zaten kanunen vermen gerekeni veriyorsun. Üstelik de primini emekli için söylüyorum ya. 30 yıl boyunca prim ödemiş insan. Demiş ki al şu benim hak ettiğimin bir kısmını ey devletim. Sen bunu benim için kullan, evet, muhafaza et. Evet. Emekli olduğum zaman bana buna ihtiyacım var. Bunu bana vereceksin. Ay ay vereceksin. Devlete o kadar büyük bir kıyak geçiyor ki emekli. Ama hayır, hükümet lütfediyor. Benim yöneticim lütfediyor. Bu asgari ücretlide de bu böyledir. Alın terine karşı verilen onun karşılığı bir himmet değildir. Bir lütuf değildir. Azsa utançtır. Bir iktidar eğer şu enflasyon ortamında asgari ücretliye, çalışana, emekliye hak ettiğini vermiyorsa bu zaten utançtır. Asgari ücretin ama iftihar ortalama ücret takdim olması da aynı tabii zamanda yani bir nokta. Bu kabul edilebilir değil, bir yaklaşım değil. Yani şu onu da memnun edeceksin, bunu da memnun edeceksin. Ama rakamlar gösteriyor ki bu iktidar bankaları, faiz düzenini, faizcileri, kur korumalı mevduata kim parasını götürmüşse onları memnun etti. Onlar başkasını memnun etmedi. Evet, kur korumalı mevduat ki yani. Ha, Mehmet Bey şimdi diyecek tabii seçim sonuçlarına bakalım diyecek. Hepsi herkes memnun diyecek kaldı. Ayrı ya. Şimdi tabii asgari ücretle böyle rakamlar konuştuk da 20 bin falan. Tabii bu
Bu özel sektörün cebinden çıkacağı için çok fazla şey yok. Yani iktidar çok bu işte şey yapmayabilir. Ama işte işverenlerimizi de yormayacak diyor ya, o yüzden. Yani yormayacak. Şimdi tabii 20 bin, 11 bin 400'den 20 bine çıkması büyük bir şey de. Çok özür diliyorum. Bir de bunun senede bir kere yapılacak. İşvereni yormayacaksanız KDV'yi artırmayın. İşvereni yormayacaksanız demek istediğim şu, işte vergi zam yapmayın yani. Şimdi elektriğe zam yapmayın. Dolayısıyla bütün bunları artırmak, yani 20 bine yani karşı çıkıyormuş gibi olmayalım ama yani sonuçta eğer bu rakamları buraya getirirseniz bu enflasyon ortamında zaten o bile yetersiz. Ama o kadar da yapabileceklerini sanmıyorum ama diyelim ki 20 bin yaptılar. Enflasyonu eğer düşürmediğiniz sürece verdiğiniz çuval çuval para verseniz hiçbir karşılığı yok. Çünkü Türk parasının bir değeri yok. Alım gücü artmış. Alım gücü düşmüş. Dolayısıyla bir de bu zamlar sonuçta artık bir yıl oldu. Bir yılda evet, bir olacak. Bir kere yapılacak. Yani diyelim ki normali de budur diyorlar. 18 bin yapıldı, 20 bin yapıldı diyelim. 2024'ün sonuna evet. kadar, 2025'e böyle. Kadar kimsenin bir şey hakkı olmayacak. Bu şey mi o zaman? Yerel seçim de varken yılbaşında biraz böyle evet. yüklü görünecek bir şey. 4 ay, 3 ay herkes bir şey yapsın, evet. nefes alsın. Tabii sonrasında bunun zaten sonuçları eğer hani nasıl rahat nefes alacak şeyde işveren de evet. Onu bilmiyoruz Mart'tan ama. Mart'tan ocağa kadar yandı. Eğer herkes. Bu şartlar yani mevcut şartlardaki gibi olursa özellikle orta ölçekli işletmelerin işçi çıkarmaktan başka bir seçeneği olmaz. İşsizlik ve o da işsizliğin. Yani. Tabii esas şeyden sonra 31 Mart'tan sonra yeni tedbir, çünkü ekonomide ekonomi yönetimi kararlı. Tabii. Yani bu işi eğer çözeceksek kuralına göre çözeceğiz. Kuralı da zaten geçmiş 5 yılda paraları har bulur parmağın savurmuşsunuz. Kasada para bırakmamışsınız. Dolayısıyla insanlar çok şimdi dedin ki abi deniz bitti. Bir şey yapacağız. Mehmet Şimşek'i de daha önce kovduğunuz bakanı getirip dediniz ki arkadaş bu işi hallet. Halledecekse bunun da ekonominin kuralları var. Dolayısıyla o kurallarında şeyi en çok bıçağın keskin tarafı tabii ki emekliye, asgari ücretle yaşayana. Tabii Türkiye'nin esas talihsizliği şu. Türkiye'nin %50-60'ı çalışanın asgari ücretle çalışıyor. Yani eskiden mesela orta sınıf, işte beyaz yakalılar diyelim, şeydi bu ülkede daha rahat işte araba alabilen, belli birikimleriyle ev alabilen bir kesimdi. Şimdi asgari ücretliyle orta bölgedeki Özal'ın dediği gibi orta direkt buluştular. Evet. Hepsi asgari ücrette buluştular. Evet, yani 100-200 lira fazla olması durumu değiştirmiyor. Değiştirmiyor. Asgari ücret. Dolayısıyla artık İyi belki ama. Maalesef esas şey o. Türkiye'nin fakirleşmesinin şeyi o. Belki son olarak da Suat Bey'e de şöyle geleyim aslında bu konuda. Hem asgari ücret meselesi ama bir şey daha. Yani burada sesin doğru yükseltilmesi bir sonuç verir mi acaba diyerek de geleyim. O da neden? Mesela BDDK biliyorsunuz hani İstanbul'da finans merkezi oluştu. BDDK Ankara'dan İstanbul'a gelen insanlar, memurlar oldu. Haliyle onların durumu o kadar zorlu ki anlıyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri dediler ki torba kanununa bir madde koyalım. 45 bin lira her ay aldıkları maaşa da ek olarak böyle bir tazminat olsun, yaşam tazminatı olsun diye. Her ay 45 bin. BDDK'da en düşük maaş 40 bin civarlarında. Yani diyor ki AK Partili milletvekilleri İstanbul'da en az asgari yaşama bedeli 85 bin lira civarında. Sonra denildi ki bakın bu işte o yani insanlar için onlara tamam da diğer memurlar ne yapacak? Diğer çalışanlar ne yapacak? İstanbul'u ne yapacak denilince anladık ki bu herhalde torba yasadan çıkarılıyor gibi bir durum var. Dolayısıyla doğru tepkiyle doğru sonuç alınabilir mi? Ama muhalefet de diyor ki bir yandan herkese, tüm kesimler için bir zam olması gerekiyor diye de vurgulamakta. Şimdi burada yapılması gereken seçime doğru giderken İki tane şey var. Bir tanesi sahada olan kısım, yani nedir? Artık aday bazlı işbirliği modelleri. Bunu artık adaylar netleştikçe kendileri başaracaklar. Yani şu anda İmamoğlu'nun yaptığı, Sayın Yavaş'ın yaptığı ve bize çok yansımayan
Ama arkadan, arkadan kastettiğim gizli anlamında değil. Yani kendi stratejik kurgusunu, 31 Mart'a ilişkin hazırlıklarını yaptığı bir süreci işletecek ve bunun da işbirliği modeli olmadan büyük şehirlerde kazanılamadığını bildiği için bir HDP ayağını, bir İYİ Parti ayağını veya onların seçmen tabanlarında neler olduğunu veya işte biraz önce söyledim, işte İstanbul'da 101 bin memleket partisi oyu olduğunu vesaireyi en ayrıntısına kadar düşünüp yapacak. Birinci ayak bu. Fakat ikinci ve diğer önemli ayaksa gündemin sınırlarını iktidarın çizmesini beklememek ve bir yıl öncesinde başardığını tekrar başarmak. Yani gündemde önce olmak, gündemi kendi belirlemek. Emeklilerle ilgili bir şey söylenecek ve tartışılacaksa iktidar söylemi üzerinden değil, emeklilerin talep ettikleri, emeklilerin beklentileri üzerinden bir söylem kurmak veya asgari ücret üzerinden, işte ücretli kesim üzerinden bir şey konuşulacaksa konuyu oraya getirmek, farklı gündemlerin içine girip hele özellikle kendilerine dönük kısır tartışmalara dalmamak. Çünkü artık insanlar, Çiğdem Hanım, bundan bıktı. Yani İYİ Parti bunu dedi, oradan o istifa etti, işte şuna oy verecekmiş, vermeyecekmiş. Bunlardan bıktı insanlar, hayatlarıyla bir ilgisi yok. Evet. Hayatlarına dokunmuyor bu. O her hafta sonu pazara çıktığında o korkunç şeyle yüzleşiyor ya da çıkabiliyorsa yüzleşiyor. Artık pazara da çıkamıyor insanlar. Dolayısıyla siz bu iki ayağı sağlam bir şekilde kurar ve götürürseniz, bir yandan aday ve adaylaşma süreçlerini iyi yönetirseniz, bir yandan da halkın gündemini iktidarın üstüne bir gölge gibi sermeye çalıştığı, bir örtü sermeye çalıştığı farklı gündemlerin dışında kendi gündemine ulaşabilir ve tartıştırabilirseniz bence buradan ciddi bir mesafe alınabilir. Çünkü inanın 14-28 Mayıs'tan bambaşka bir ekonomik manzara var. Yani bunu hissetmemesi insanların, hele büyük şehirlerde yaşayanlar açısından, ki yerel seçimlerde en etkili ve belirleyici olacak olan süreç büyük şehirlerde yaşanacak. Yani bu büyük şehirlerdeki bu biraz önce söylemeye çalıştığım o 31 Mart sonrasıki işsizlik tsunamisi gelip o büyük şehri vuracak. O büyük şehri kaplayacak. Dolayısıyla bu ve benzeri konuları seçmenle buluşturduğunda, kendisi bu kenti yönetirse, bundan en az nasıl etkileneceğini anlatmayı başarırsa seçmene, burada bir mesafe alma şansı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani onu da doğru, evet, anlatmak. Sahada, evet, da o doğru çalışmayı yapmak anladığım kadarıyla. Yani orada da bir denklem öyle kurulmuyorsa bu şekilde bir denklem kurabilmek. Yani toplumla o denklemi kurabilmek. Çok kısa o zaman, böyle iki dakika içerisinde. Yani hep böyle toplumsal ittifak diyoruz da, gerçekten partiler, evet, bu kadar ayrışmışken, sert sözler havada uçuşurken, mümkün gibi de görünüyor mu? Bir anda içimde sorguluyor bunu açıkçası. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Artık yukarıda tavanda anlaşılan, yani bir biçimde partilerin genel merkezleri, genel merkez yöneticileri, genel başkanları üzerinden bir ittifak değil artık. Artık adayın kendisinin o ilçede, o ilde, o büyük şehirde farklı seçmen gruplarıyla kendisinin seçilmesiyle ilgili inandırıcılığı üzerinden bir ittifak. Oyun neye yarayacak? Bakın, şunu da son söyleyeyim. Türk seçmeni gerçekten stratejik oy kullanmaya özellikle yerel seçimlerde çok yatkın bir, evet, çok millet. Çok stratejik yerel seçimlerde çok stratejik oy kullanılıyor. Evet, bunu çok bilinçli yapabiliyor. Yani şunu düşünülmesin. Bütün hepsini birden, İYİ Partililerin hepsi birden kalkacak, gelecek işte CHP'ye mi oy verecek ya da başka bir, hayır. O belediye meclisinde kime oy vereceğini, büyük şehirde kime oy vereceğini ya da nasıl bir farklı ittifakın içinde yer alabileceğini, inanın bu seçmen çok iyi biliyor. Bakın, bir ailede baba Cumhuriyet Halk Partisi'ne, anne MHP'ye veya çocukların HDP'ye oy verebildiği bir ülke burası. Yani aman o barajı geçsin, aman o baraj altı kalmasın, aman şurada şu seçilebilsin diye farklı oy davranışlarının bir aile içinde bile sergilenebildiği, özellikle büyük şehirlerde bir yapı var. Dolayısıyla bundan çekinilecek bir durum yok. Kim gerçekten, özellikle muhalefet tarafını söylüyorum, iktidara karşı
bu kentleri savunabileceğini düşündüğü aday kimse, ben bütün bu anlaşmazlıklar ve tartışmalara rağmen orada tırnak içinde kümelenebileceğini çok rahatlıkla düşünüyorum. Peki. Bakalım bir de şu adayların isimleri hayırlısıyla belli olsaydı evet, da. Tabii o çok öyle önemli. Daha rahat konuşacağız galiba. Hep böyle memleketin siyasetinde. Şu geçse şöyle konuşacağız. Bir de şu olsa onu da rahat konuşacağız diye. Hayatımız vallahi böyle konuşmakla, boş boş konuşmakla geçecek. Şu adaylar bir belli olsa da bir matematiğini görebilsek ne oluyor ne bitiyor diye. Hazır söylemler de olur. Sahada biraz daha hareketlenir belki. Kimin bir de projeleri elbette, yani bu insanların bir de projesi olacak. Sorunlar, tespitler, çözümleri vesaire, onlara ilişkin ne dedikleri de olacak. Ocak sonuna kadar duyamayacağız Cidem Hanım. Evet yani evet. Geçmiş olsun zaten bakalım. Aralık öyle gitti. Aralık'ta şimdi bir de mecliste tabii bütçe görüşmeleri evet, olacak. Oradaki konuşmalar, var. Görüşmeler, işte raporların ne dediği vesaire, onları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim Suat Bey, sağlığınız, katkınız için. Eksik olmayın. Sağ olun. Herkese selamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Musa Bey'e çok teşekkür ederiz. Sağolunuz katkınız sağ için. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz katkınız için. Sevgili Sertaç Eşe de buradan selamlar. Bir kez daha teşekkür edelim bize katkıları için. Vallahi durum ortada. Yani hem dedik ya işte suni sayılabilen ya da günlük tartışma olarak gördüğünüz şeyleri de konuştuk. Gerçektir işte, buralara saptama yapmak gerekir denilen noktaları da konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Ekip arkadaşlarımın ellerine, emeklerine sağlık diyorum bir kez daha. Sizlere teşekkür ediyoruz. Yarın yine valla sunisiyle, gerçeğiyle ne varsa yarın yine 20'de görüşelim Söz Meclisi'nde. Hoşçakalın.